gerekiyor. Sebebi şu, dik depolu olanlar içindeki sıcaklık tabakalaşmasından dolayı diğerlerine göre 3-5 derece daha sıcak su tercih ediliyorlar. O yüzden daha çok tercih ediliyor. Ama güney bölgelerimizde daha çok güneş olduğu için şebeke suyu da daha sıcak. Bunu bir başka şekilde telafi ediyorlar. Bu sistemlerimizde kapalı açık sistemler diye ayırıyoruz. Açıklıkta kapalı ölçü şu, atmosfere açık veya atmosfere kapalı. Güney bölgelerde donma tehlikesinin riskin olmadığı bölgelerde bu sistemler kullanılıyor, atmosfer açık sistemler. Ama iç bölgelerde donma riskinin olduğu bölgede bu alttaki kapalı devre sistemler kullanılıyor. Bu sistemlerde deponun dış kısmında ve kolektörde, borulara dolaşan akışkan içerisinde donma yönleyici antifriz türünden maddeler var. Şimdi bizim ülkemizdeki çirkinlikler, aslında daha çirkin şeyler de vardı ama çok böyle şey yapmak istemedim. Öbür tarafta yine bu sistemlerin benzeri özellikle Almanya'dan resimde. Aslında bunlar da doğa sirkülasyonu ama onların binaların çatı konstrüksiyonu bizimkinden farklı olduğu için bunların depoları şu kısımlara saklanmış durumda. Yani bizim bu sistemlerdeki çirkinlikler burada yok edilmiş durumda. Öbür tarafta bir başka çözüm görüyorsunuz. Belki akla şu gelir, ya bu bir arızalansa bundan halledecekler falan gibisinden. Ama olsun ya, belki zahmetli de olsa insanlar çirkinlik olmasın diye kendilerine göre böyle bir yolda bulmuşlar. Bir diğer konu, günümüzde artık pompalı sistemler, pompalar ucuz. Elektrik maliyeti çok yüksek değil ama bir alışkanlığımız var, elektrik aletlerine kaçıyoruz. İki kolektörlü, üç kolektörlü bir tarafa böyle çok kolektörlü sistemleri bile biz maalesef deposu yukarıda pompasız halde yapmaya çalışıyoruz. Bu da yine Türkiye'deki uygulamalardan bazıları. Şimdi Türkiye'de de burada gördüğünüz gibi pompalı deposu aşağıda kibar ve güzel sistemler var. İşte burada görüyorsunuz Kayseri'den de bir uygulama ve Trabzon'dan bir uygulama. Bu Trabzon'daki uygulama, bu çok güzel bir çalışma ve bu bir site. Yani onlarca yüzlerce konut olan bir yer. Hepsi de bildiğin aynısı Biblo gibi duruyor. National Geography diye bilinen dergiden arkadaşlar adlar der ki biz İşte güneş enerji uygulamalarla ilgili bir şeyler yayınlamak istiyoruz, bize doküman göndermesi falan diye. Ben dedim ki işte yalancak evleri var, bunları basın. Hocam onlar grafik resim değil mi dediler. Yani şunun bir gerçek resim, gerçek uygulama olduğunu akıllarına gelmemiş. Böyle güzel uygulamalar da var. Bu sistemlerin çalışma şeması, tesisatı, buradaki gibi sadece güneş enerjisinden desteklenen sistemler veya buradaki gibi kombi, kat kaloriferi ve benzeri sistemden beslenen sistemler de olabiliyor. Çift eşanörlü. Şuradaki sistem öyle bir sistem. Bunun Bodrum'da yüzme havuzu bile var. Hangisinde? Şurada mı? Var. Trabzon'da bu. Trabzon. Yok yok. Sadece su ısıtma var. Sadece su ısıtma var da güneşin olmadığı durumlarda şuradaki gibi takviye var. Şimdi bu sistemlerin daha büyük uygulamaları da var. Şu işte Muğla Fethiye'de bir uygulama ve Antalya'da değişik bölgelerde uygulamalar ve buradaki gibi bir tesisat bağlantısı ve otomatik kontrol falan da deposu aşağıda pompaları, bağlantı şekilleri, onu da daha sonra üstünde duracağız. Ve yine bu benim üniversitemden uygulamalar ve burada da yine bunlar hep suyla ısıtma, su ihtiyacını vermek için şuradakiler de yine ısıtma uygulamaları ile ilgili. Ve güneş enerjisiyle buhar elde etme, soğutma ile ilgili önce hocam da Abraham'a ne söyledi. Şimdi üstünde duracağımız konu bu sistemlerin yani sıcak su üretimi ilgili sistemlerin basit çok detaylı olmayan hesabıyla ilgili, boyutlandırması ile ilgili hesaplamalar. Hesaplamalarımızda ilk olarak sıcak su ihtiyacını belirlenmesi. Yani ne kadar suya ihtiyacı var, ne kadar su ısıtmamız gerekiyor. Ardından güneş kolektörü yüzey alanını belirlenmesi veya sayısının belirlenmesi. Isı değiştiricisinin hesabı, sıcak suyun depolama tankının boyutlandırılması. Ondan sonra boru çapları, pompalar hesabı. Kapalı genleşme ve diğer tesisat elemanlarının hesabı gibi belli bir sırayla işlemlerimiz devam ediyor. Şimdi su ihtiyacı, sıcak su ihtiyacı, yani bir dakika, böyle, yani bizim konuşmalar sıkıcı olabilir yani, böyle şey değil. Sıkıldığınız zaman hatırlatın, kurtlar falan da bir şeyler anlatıp sizi rahatlatabiliriz yani. Evet, şimdi bizim su, sıcak su ihtiyacı, insanların eğitim düzeyi, kültür düzeyi, alışkanlıkları, ne bileyim işte ailelerin genel özellikleri, birçok şeye bağlı olmakla birlikte temel olarak ekonomik duruma bağlı biraz da. Ve buradaki ekonomik duruma göre de sınıflandırmak
ve su ihtiyacımız günlük olarak 30 litreden 200'e kadar değişebiliyor. Burada biraz daha ayrıntılı oteller, fabrikalar, işte her tür iş yeri için hem su miktar hem de istenen sıcaklık değerleri olarak verilmiş. Lafın özü hesaplamalarımızı buradaki değerleri mutlaka alarak yapacağız. İlk hesaplamamızda bizim ne kadar toplam kolektör alanı ihtiyacımız olduğu Q ısı yükü bölü D ifadesi, D de biraz sonra göreceğiz ışınla ilgili ifadeler. Şimdi Q ısı yükünün burada suyun miktarı, özgün ısı ve bizim sisteme gelen soğuk suyla bizden istenen sıcak suyun arasındaki sıcaklık farkı. Buradaki şebeke suyu da aylara göre zaten bunlar var. Şuradaki tabloda görülüyor. Türkiye'nin hemen hemen bütün illeri için var. Ay ay bunlar meteorolojik değerleri veriyor. Buradaki değerleri yerine ilçelerdeki bile almanız mümkün. Şimdi su için verilmesi gereken ısı miktarı hesabattan sonra ısı enerji miktarını buradaki D ifadesinin hesabında G, güneş ışının miktarı 1 metrekareye gelen sevdicekme katsayısı, İTK kolektör verimi, İTS de kolektörün dışındaki depo, boru vesaire diğer sistem elemanlarının verimleri. Bunları dikkate alarak ifadelerimizi hesaplayıp yerine yazdığımızda biz A toplam kolektör alanı hesaplıyoruz. Kullanacağımız kolektörün 1 metrekaresinin alanını dikkate alarak ona böldüğümüzde kaç tane kolektör kullanmamız gerektiği de buradan hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu hesaplamalarda bizim önümüzde çıkan bazı sıkıntılar var. Neler mesela? İşte kolektör veriminin ne alacağız, sistem veriminin ne alacağız gibi böyle hesaplamalar. Kolektörlerde verimin nasıl alınacağı ilgili bazı bilgilerimiz var burada. Şimdi güneş kolektörleri üst tarafında cam veya plastik örtü olan yan tarafı ve alt tarafı izole edilmiş malzemeler. Dolayısıyla en büyük ısı kaybı, yaklaşık %80'in kolektörlerin ısı kaybının kolektörün üst kısmında meydana geliyor. Alt ve yan kısmında meydana gelen ısı kaybı belki %20 mertebelerinde. Peki kolektörlerin veriminin iyi olduğunu nasıl anlayacağız? Buradaki verim eğrilerine baktığımız zaman bu verim eğrisi tabana en paralel görünen veya en yakın paralel görünen hangisi ise onların verimi daha yüksek. Verim eğrisi dindik iniyorsa onlar daha kötü bir verime sahip. Ama başlangıç noktasına bakarsanız, buraya optik verim diyoruz A noktasına, aşağı yukarı hepsinin verimi aynı. Ama esas bizim almamız gereken verim değeri burası değil. Peki neresi? Biraz sonra göreceğiz onu. Kolektörün buradaki şu eğrinin aşağı yukarı orta noktası neresiyse oradaki verimi dikkate almamız gerekiyor tasarımcı olarak. Şimdi bu kolektörlerin elde ettiği, bize verdiği enerji değişir. Niye değişir? Üzerine gelen ışının miktarına göre değişiyor. 800 watt geldiği zaman kolektörün verim eğrisi farklı, 200 watt geldiği zaman verim eğrisi farklı. Genellikle kapalı ortamda yapılan deneylerde kolektörler üzerine 800 watt ışınlık göndererek deneyler yapıyor. Şimdi bu kolektörlerdeki kayıplar nereden oluşuyor diye baktığımızda aşağı yukarı şuradaki kısım, yani üstteki cam veya plastikten geçmeyen ışınından dolayı oluşan optik kayıplar. Onu faydalanmak için daha biraz ışık geçirdiğini yüksek olan cam veya plastik kullanmak lazım. Ondan sonra burada ısı kayıplar, kolektörün üst kısmından alt ve yan kısmından meydana gelen kayıplar da bunlar. İzolasyon iyi olursa, kolektörün ışının biten kısmı iyi olursa buradaki ısı kayıplar da biraz daha azalabiliyor. Ve biraz önce demiştim ya, kolektörün dedik şuradaki A noktasındaki verim değil de şuradaki B noktasındaki verim dikkate alınmalı. Kolektör sabah denk ilk çalıştığında A noktasındaki optik verimi bir 10 dakika, 15 dakika yakalayabiliyor. Ondan sonra gün boyunca akşama kadar çalıştığında sürekli ısınıp ısıtıcılar çevre olarak ısı kayıplarının daha fazla olduğu duruma geliyor. Ve şurada görüyorsunuz aşağı yukarı cetveli koyup orta noktası bizim kolektörümüzün gün boyu çalıştığı ortalama verimin olduğu noktamız oluyor. Ve kolektörlerin tiplerine göre verim değerlerinin de ne olduğu ile ilgili olarak burada değerlerimiz var. Genelde çatılardaki o camlı, bakum tüplü diye adlandırılan, iç içe iki camlı olan kolektörler, verimi en yüksek olanlar. Ondan sonra bakır üzerinde siyah krom kaplama, alüminyum üzerinde siyah krom kaplama, işte bakır üzerinde siyah boya, alüminyum üzerinde siyah boya ve en kötüsü de galiba nezistat üzerine siyah boyalı olan kolektörler. Onların verimi de burada görüyorsunuz, öbürü 77'ye çıkarken 35'e kadar düşebiliyor. Ama burada hani şunu belirteyim, özellikle Çin malı o cam tüplü kolektörler
Onlar genelde böyle 3 yıl, 4 yıl, bilemedi 5 yıl civarında vakumunu kaybediyor. Vakumunu kaybedince taşıması transferi oluşmaya başlıyor ve buradaki derin değerleri muhafaza edemeyip daha aşağılara düşebiliyor. Bakımların Çin'de ürettiği vakum tüpler iyi. Onlar genelde 15 yıl yapılan vakumu muhafaza edebiliyor ama Çin'in kendi yaptıkları biraz daha düşük maalesef. Şimdi burada bir diğer konu. Dünya kolektör pazarında eğer bu yüzme havuzları için yapılan plastik kolektörleri katarsak en büyük üretici Amerika. Amerikalılar evlerdeki kullanımdan ziyade özellikle buradaki gibi yüzme havuzları için su kullanıp havuz ısıtması yapıyorlar. Onlardan sonra Almanlar var. Dolayısıyla burası daha büyük pazar ama bunların faydalanma durum sınırlı olduğu için çoğu zaman bunlar dikkat almayabiliyoruz. Bizim ülkemizde de işte şuradaki gibi bazen siyah renkli, bazen de mavi renkli üzeri siyah kuram kaplama kolektörler var. Onlar en iyisi diye biliniyor. Verimleri de en yüksek. Fakat kolektörün iyi olması her zaman onlar iyi randıman alacağımız anlamına gelmiyor. Doğru yerleştirilmesi üzerine ışınımın dik gelmesini sağlamak gerekiyor. O açıdan pozisyonu ona göre ayarlamak gerekiyor. Hangi saat için? Günün ortalama en sıcak saati ne zamansa diyelim ki saat 12.00 gibi o saatte dik gelecek şekilde. Yoksa sabah 9 için veya akşam 5-6 için değil. Bir diğer konu, özellikle bizim ülkemizde satılan kolektörler var. Bir de böyle Almanya gibi yabancı ülkelerden gelen kolektörler var, düzenli kolektörlerde. Almanya'da ışının miktarı daha az olduğu için onlar bize göre daha az su ısıtabiliyorlar. Ve kolektörlerin iç yapıları şuradaki şekilde. Tek boru sürekli dolanıyor. Bizim yerli kolektörleri de üstteki şekilde. Şimdi bu tek burulu olanlarda giriş çıkışlar çoğu zaman yarım parmak civarında. Bizim yerlerde de 3-4 parmak civarında. Şimdi bu yarım parmak girişi olan kolektörleri de arka arkaya birkaç tane kullandığınız zaman bir kolektörden 3-4 kolektör besliyorsunuz ama yarım parmakla. Dolayısıyla akışkanın hızı acayip düşük, neredeyse durgun seviyede oluyor. Emniyetin kolektörün üzerine koyduğunuzda acayip sıcak ama kullanma suyu aldığınızda orta bir şey olmayabiliyor. Yani biraz daha kolektörler böyle kalmış gibi olabiliyor. O yüzden özellikle Türkiye'de üretilen yabancı markalı tamam ama dışarıdan ithal gelen tek boru kolektörleri ısıtma açısından alıp kullanmak doğru değil. Kolektörlerde kullanılan malzemeler burada belirttik. Genelde 2 veya 3 tip diye adlandırılıyor. İşte siyah boyalı olanlar, selektif olanlar, bir de yarı selektif olanlar diye adlandırılıyor. Bu kaplamalar veya boyalar, bazen bakır, alüminyum, çelik, plastik, ahşap, cam gibi değişik malzemeler üzerine uygulanabiliyor. Ya bunların uygulanmasında problemler var. Gerek kaplama olsun, gerek boya olsun, bunların da belli kalınlıklarda olması gerekiyor. Çok kalın veya çok ince olduğunda yine olumlu performans vermeyebiliyor. Nedir özellikleri diye baktığımızda siyah boyalı olanlarda problem şu, üzerine gelen ışınımın neredeyse %90-95'ini emiyor ama emdiğini kendini güneş zannederek geri çevreye yayıyor. Selektif yüzey kaplamalarda yine aynı oranda emiyor ama emdiğinin 5'ini, 10'unu, 15'ini yayıyor. Büyük bir kısmı kendinde kalıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir verim ve performans sağlayabiliyor. Bir diğer konu izolasyonlar. İzolasyonlar da genelde ülkemizde daha çok cam gibi kullanılıyor. Bazı firmalarımızda polyuretan kullananlar var. Polyuretan birçok kişi tarafından da yani doğa bir malzeme olmadığı için hoş karşılanmaya da biliyor. Kolektör kasaları da bizim ülkemizde özellikle alüminyumdan daha çok yapılıyor. Çelikten yapanlar da var ama diğer malzemelerde de dünyanın birçok yerinde yapılmakla birlikte bizim ülkemizde pek onların kullanıldığı yok. Bizim ülkemizde daha çok kolektör ölçüleri olarak 90'a 190 veya 1.20'ye 190 gibi ölçülerde kullanıldığı olabiliyor. Bunlar camın fire beğenmeyecek ölçülerde kesilmesinden dolayı. İstediğiniz başka ölçülerde de olabilir ama o ölçüler olduğu zaman cam fire verdiğinde camcı firma faturayı size kesiyor. Şimdi burada birkaç tane fıkrası anlatmak istiyorum sizi çok sıkmamak için. Kayseri'de ifadeye göre işte bir aile, anne baba bir de kızları varmış. Bu aile biraz kalıp merhaba, kulakları iyi duymuyor bir aile. Yani annen de baban da kızlar da kulakları iyi duymuyor. Ve evin beyi bunların evlerini bahçe duvarı yıkmış.
bir bahçe duvarını tamir etmeye çıkmış bir gün. O işte duvarı yıkıp tekrar yaparken yoldan gelen giden insanlar işte merhaba kolay gelsin, Allah rast getirsin bilmem, herkes bir şeyler söylüyor. O da işte bir şeyler söylüyor kendimize. Ne anlıyorsa çünkü her söylenen anlamıyor. Öğlen olmuş, eve gelmiş, öğlen yemeği yiyecek. Sofraya oturmuş, demiş ki ya hayır işte şu duvar bitseydi demiş. Her gelen giden yok eğri olmuş, yok niye böyle yaptın, niye alçak olmuş, yok yüksek olmuş, herkes bir şey söylüyor demiş. Annesi duymuş kızına demiş ki, şu baban demiş var ya, bir iş yapıyor demiş, artık söylemeye başladı demiş. Yok tuzlu oldu, yağlı oldu, bilmem ne oldu diye. Daha bir iş yapıyor, bunu dibinden durulmaz demiş. Kız da annesine dönmüş demiş ki, ya demiş elin oğlu değil mi, elin gitsin demiş. Şimdi ben uzun şeyden sonra, uzun bitirmiş olduğu için özür diliyorum, sizi sıkmamaya çalışıyorum. Şimdi bizim bu sistemleri kurarken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir diye. Bir, kolektörler yani sisteme hem girişte hem gelişte eşit boru uzunluğu olması gerekiyor. Nasıl yani? Şurada örnekleri de var. Gidişi şuradan vermişiz. Mavi boru giriş, dönüşü de hemen üstten almışız. Şimdi böyle olunca ne oluyor diye baktığınızda, böyle olunca şuradaki gibi oluyor. Kısa devre biz daha çok elektrikte varmış gibi düşünüyoruz ama burada da kısa devre var. Dolayısıyla bizim soğuk su şuradan gelince gidip şu arkadan dolanmak yerine hemen şuradan dolanıp yukarı çıkıyor. Dolayısıyla iki kolektör koyduk, bir kolektörün dereceyi sıcak su kadar su alabiliyoruz. Şimdi bu veya buna benzer başka bağlantılarda da benzer durumlar var. Onun yerine gidişte ve dönüşte boru uzunluğu her kolektör ve her kolektörün her noktası için eşit olacak şekilde almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir uygulama ise doğru uygulama da buradaki gibi. Ama şunu ben biraz da işin içinde olduğum için bunu damlara çıktığımda çok fazla görüyorum. Böyle yanlış uygulamalar var. Bütün her şey 2-3 metre daha fazla boru kullanmamak için o tesisat çizgilerin. Tabii bunu kontrol de yoktu biraz önce söyledik. O yüzden de hepler istediği gibi yapabiliyor. Bunları üçlü bağladıkları zaman burada da şuradaki gibi bağlıyorlar. Alttan verdiler, üstten aldılar. Dolayısıyla burada da ortadaki tam çalışıyor, kenarlardakilerin yarısı çalışıyor. Dolayısıyla onun doğrusunun da ya buradaki gibi veya şuradaki gibi olması gerekiyor. Onlar da maalesef problem. Şimdi bu sistemlerde hem gidişte hem dönüşte suyun dolaşacağı mesafenin aynı olursa ki arkasında da basınç kaybı aynı olursa anlamına geliyor. Aynı olursa bu sistemler tam performanslı olarak çalışabiliyorlar. Tikerman diye evet onu da ilaçlarında belirttik. Tikerman bağlantılar diye verdik. Bir diğer konu özellikle binaları çirkinleştiren kondektörlerin bakış açıları güneşe. Dolayısıyla uygun bir şekilde güneş alabilmesi için yön olarak kolektörleri bazen bina üzerine çirkin bir şekilde yerleştirebiliyorlar. Burada hemen şunu belirteyim. Tam güney yerine 10 derece, 15 derece doğuya veya batıya bakmak çok da büyük bir şey değiştirmiyor. Bir. İkincisi, kuracağımız yere göre. Mesela yani turistik bir tesis eğer kuruyorsanız belki biraz daha batıya dönebilir. Sebebi de şu, turistik bir tesise gitmişseniz, dinlenmek istiyorsanız, siz dinle sabahleyin ne bileyim 6'da, 7'de, 8'de kalkıp da bundan da su tüketmez. İnsanlar daha çok 1'de, 2'de yatıyorlar. Yatmadan önce duş alacaklar falan. Dolayısıyla biraz daha öğleden sonrası maksimum olacak şekilde değişik açılara döndürülebilir. Ve bu döndürmede de binanın çatısının üzerine daha uygun bir şekilde, çirkin olmayan bir şekilde yerleştirilmeleri mümkün olabilir. Bu bağlantılarda bir diğer önemli konu şu, kolektörlerin yan yana birbirinden geçişli olarak 3 tane, şuradaki gibi 3 taneden daha fazla bağlanmama sebep. Çünkü burayı bağladığınız zaman alttan besleniyor bu. Şuradaki bir boru ki dolayısıyla kolektörün girişi demekti. Kolektörün içine dikkatlenince 3-4 parmak. O 3-4 parmaklı boru 3 taneyi besliyor. Alman dokümanlarında arka arkaya 4 tane, 5 tane, 10 tane bağlıyorlar. Kesinlikle yani onlar doğru uygulamalar değiller. Bazen bunlar doğru değil derken onları bize gösteriyorlar. Onları öyle yapmış olması doğru anlamda değil ki. Onların iç yapısı zaten bizimkinden farklı. Onu da daha önce söylemiştim. Bunları eğer çok sayıda yan yana bağlamak istersek buradaki gibi bağımsız bağlamamız lazım. Veya yan yana üçerli gruplar halinde de ikişerli, dörderli, maksimum dörderli gruplar halinde bağlayabiliriz ama 5 tane, 10 tane yan yana bağlamak kesinlikle doğru uygulamalar değil. Bir diğer konu şu, işte kolektörlerde biz 90 derece su ısıtabilir miyiz, şunu yapabilir miyiz gibi böyle tuhaf istekler geliyor bize.
aslında her kolektörler, yani rüzgarsız su ısıtma kolektörde buhar gibi üretebilirsiniz ama onu üretmeye kalktığınızda kolektörünüzün verimi acayip düşüyor. Şimdi burada onları gösteriyor. 3 tip kolektör var. Yüzme havuzu, üst camsız kolektör. Ondan sonra bizim bildiğimiz düzlemsel kolektörler ve şeyler, vakum tüplü kolektörler. Şimdi burada bu üst camsız kolektörler daha çok yüzme havuzları için, su ısınmaya uygun olduğu için üstte de cam yok. Aşırı ısındığı zaman hemen verim hızlı bir şekilde düşüyor. Şurada da verimi göstereyim. Bizim düzlemsel kolektörler daha çok böyle 40-50-60 derecelere su ısınmak için uygun. Ama bizim o kolektörlerden 100 veya 100 derece üzerinde bir şey ısınmaya kalktığınızda verimlerini görüyorsunuz, acayip bir şekilde hemen düşmeye başlıyor. Dolayısıyla uygun değil. Vakum tüpleri biraz daha uygun. Özellikle fabrika proses ısıları için, 80-90 derece su ısınmak için bunlar biraz daha fazla verim düşmeden performans gösterebiliyor. Onu da bir önce demiştim. İşte bu uzak doğmalar olduğu zaman vakumunu 3-5 sene sonra kaybedip normal kolektör haline gelebiliyor. Şimdi burada da sıcak su depoları ve bunların büyüklüğüyle ilgili konuşacağız. Depoların kapasiteleri sizin kolektörünün tipi ve büyüklüğüyle ilgili. Burada kolektörün 1 metrekaresi için eğer bakır üzerinde selektif yüzeyli kolektörse 60 litre alabilirsiniz su açımı. Ve kolektörünüzün kalitesi düştüğü zaman işte galvanistaj olduğunda 1 metrekare için 40 litre alabilirsiniz. Burada yine bir amonyum dökümlerinden alınan bir tablo var. Burada da evdeki birey sayısı ve bir kişinin kullandığı su miktarı. Yani 24 kişiyseniz ve 2 kişi başında 100 litre tüketiyorsanız o zaman sizin 600 litrelik bir sıcak su depolama hacmine ihtiyacınız var demektir. Burada bir örnek tesisat ve bağlantı şekilleri. Burada da görüyorsunuz. Buradan geldik, soğuk suyu verdik sisteme, en alttan girdi ve dolaştı. Ondan sonra tekrar aldığımızda hemen buradan geri dönseydi kısa devre olacaktı. Dönmemek için tekrar buraya geldi ve tekrar geri döndü. Dolayısıyla hem gidişte hem dönüşte eşit boru uzunluğunu sağlayabilmek için böyle bir uygulamamız da var. Ve burada da uygun boru çapları, kolektör sayılarına göre borularımızın çapları 3 bölü 4, 1 parmak, 1,5 şey, 1 çeyrek, 1,5 falan gibi akışkan hızlarımızda. Ve boru çapı büyüdükçe akışkan hızımızın da artması. Peki nedir ölçü? En düşük 0,2 ve en yüksekte 1 metre, 0,908 1 metre bölü saniye uygun sayılıyor. Şimdi gerek tesisat elemanlarından kaçıralım. Yetersiz boru çaplarından uzak duralım. Bunlar daha çok ticari kaygıyla yapılan durumlar, doğru durumlar değil. Biraz önce bu eşit uzunluktan bahsetmiştim. Burada tam onu gösteren bir örneğimiz var. Burada aşağıda akışkanımıza geldi, kolektöre girdi, çıktı, hemen buradan döndü. Dolayısıyla diğer taraflara doğru gittiğinde basınç kaybı artacağı için akışkan daha çok birinci kolektörden canlı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci de biraz daha yavaş dolaşacak. Belki de beşinci de akışkan burayı dolduracak ama durgun duracak gibi. Şimdi böyle olursa yanlış uygulama, şu dedik doğru uygulama, her birine ayrı ayrı gidiyor. Girişteki ve çıkıştaki boru uzunlukları da eşit. Biz bununla ilgili bir deneysel çalışma yapmıştık geçmişte ve burada birinci ve üçüncü kolektörün verimlerini kıyasladık. Birinci kolektörün verimi üstteki, üçüncü kolektörün verimi alttaki. Eğer dördüncüye, beşinciye doğru gittiğimiz zaman verimler daha aşağı doğru düşmeye başlıyor. Kolektörleri bazen daha yüksek sıcakta su alabilmek için böyle arka arkaya bağlamak seri şekilde. Bunlar belki kış aylarında iyi olabiliyor ama şey açısından iyi değil. Burada görüyorsunuz kolektöre ne kadar soğuk su girerse verim o kadar yüksek. Ve alttaki kolektörün verimi A, şuradaki B kolektörün verimi de alttaki. Dolayısıyla arada böyle büyük bir verim farkı da olabiliyor. Ondan sonra kolektörlerde yine kalorifer tesisatı gibi içinde oluşabilecek havanın sistemin uzaklaştırılması için buradaki gibi bir eğim denedirerek yapılması. Ondan sonra bu sistemler otomatik hava tahliye cihazı takılması gibi uygulamalar da bu sistemler için gerekli. Bir diğer konu, bizim ülkemiz dedik ya, kolektör üretimi gayet iyi ama çoğu zaman bu üreticilerin hepsi bir diğerinin taklitçisi olduğu için işte sizin kolektörünüzde ne kadar basınç kaybı olur falan gibi ifadeler sorduğunda çoğu zaman cevap alamazsınız. Burada da onlarla ilgili geçmişte bir deney yapmıştık. Firmanın birisi bize başvurmuştu. İşte bir kolektör olduğu zaman yan yana iki kolektör ve yan yana üç kolektör olduğu zaman buradaki verim eğrileri içinden geçen akışların debisi arttıkça buradan da görüyorsunuz basınç kayıpları da artmaya başlıyor. O yüzden eğer biz bunun yanına
3 taneden sonra 4 tane, 5 tane falan da gibi böyle arka arkaya bağlamış olsa bu basınç kayıpları da artık acayip şekillerde artmaya başlayacak. Evet, şimdi bu bölümümüz bitti. İzninizi isteyerek ve sıfatınıza sığınarak ikinci bölüme geçmek istiyorum ama ikinci bölüm böyle uzun değil, daha kısa. Evet, şimdi burada sıcak su depolarını konuşacağız demiştim. Uygulamada güneş enerjisi olsun veya olmasın. Bu anlatacaklarım hem güneş enerjisi ısıtma sistemleri için diğer termosifon, ne bileyim boiler versiyonu sistemleri hepsi için geçerli. Buradaki gibi değişik tip sıcak su depolama aygıtlarını biz uygulamada kullanıyoruz. Şimdi bu kullandığımız cihazların sadece biz çalışmıyoruz, başkaları da çalışıyor. Kimisi içerisine şuradaki gibi engeller koyuyor, kimisi şuradaki gibiler koyuyor. Biz de kendimize göre buradaki gibi bazı engeller falan koyarak amacımız şu, soğuk suyu alt tarafta tutmak, sıcak suyu üstte tutarak soğuk suyun sıcak suya çabucak karışmasını engellemeye çalıştık. Kısmen de başarılı olduk. Sebebi de şu, biz bu sistemlerde sıcak suyu üst taraftan alıp kullandığımız zaman hemen arkasından şebekeden soğuk su giriyor içeri. Soğuk su girdiğinde sanki ortadan hemen hızlı bir şekilde üst tarafa doğru gidiyor. Üst taraftaki suyla karıştığında onun kullanılabilirliğini azaltıyor, sıcaklığını düşürüyor. Dolayısıyla bir kişi duş aldığında ikinci kişiye duş alacak sıcakta su kalmayabiliyor. Ama tank su dolu, sıcaklığı da ılık ama içinde yer alıyor. Buradaki uygulamada içine çeşitli engeller koyarak bunun karışmasını geciktirmek, tabakalar alt tarafta soğuk tabaka, üst tarafta sıcak tabakayı muhafaza etmeye çalıştık. Kullandığımız da piyasadan alınma şuradaki gibi bir sıcak su tankını, güneş enerji tankını ölçülerde dikkat alarak bu sistemi kurduk. Ve bu sistemde biz şurada gördüğünüz gibi iki türlü çalıştık. Bir, dışarısında şuradaki gibi gömlek olmayan tank, şurada hiç gömlek yok. Bir de dışında buradaki gibi gömlek olan, bakarsanız şurada gömleği var yan tarafında. İkisinde çalıştık. Bu açık sistem diye geçiyor, gömleği olmayan. Gömleği olan ise kapalı sistemler olarak geçiyor. Ülkemizde hiç de kullanmıyor. Şimdi bu sistemlerde eğer içerisinde herhangi bir engel yoksa bu tankın içerisinde görüyorsunuz tankın alt tarafı ile üst tarafı arasında böyle 2-3 derece, 1 derece su sıcaklığına bağlı olarak bir sıcaklık farkı oluşuyor. Ama içerisine engel koyduğumuz zaman bu sıcaklık farkları yani bu tankın alt tarafı ile üst tarafı arasındaki sıcaklık farkları büyümeye başlıyor. Nasıl büyüyor? İşte burada gidiyor. Sıcak su üstte ve soğuk su alt tarafı tavsiye etmiştir. Şimdi bu ilk başladığımızda bu Abdurrahman Bey hocamla beraber ortak bir doktor öğrencimiz vardı. Onunla çalıştık ama daha sonra başka öğrencilerle bu işleri daha geliştirdik. Bu ilk yaptıklarımızı, bu daha sonraki yaptıklarımızda burada tam içindeki engelleri de biraz daha geliştirdik diyelim. Şimdi buradaki uygulamalarda biz belki 20-30 tane farklı engel denedik. Onlardan iyi olanları daha çok şuradaki gibi olan engeller. Yani şunlardan çok fazla kalanlar aramak. Neyse. Şimdi bu sistemde yaptığımız soğuk su buradan gidiyor, soğuk suyu da hapsediyor, sıcak suyu da buradan alıyoruz dedim. Ve ilginç olan durum şu, engel olmadığı dönemde alt taraf ve üst taraf arasındaki 1-2-3 derece olan sıcaklık farkı engeli koyunca 25 dereceye çıktığı dönemler oldu. Böyle bayağı da büyük bir farklar olabiliyor. Tabii bu şeyle ilgili, bekleme zamanıyla ilgili, zaman uzadıkça sıcaklık farkları da büyüyor. Burada da ilk çalışmamızda laboratuvardaydı bu çalışma. Daha sonra bunu dış ortama da taşıdık. İşte değişik engeller görüyorsunuz. Bunların durumları. Bunlar yine dışında gömleğin olmadığı durum ve buradaki gömlekli durum. Ve içine simülasyon programında engelin yerleştirme şekillerimiz gibi bunları bu şekilde yaptık. İşte bu bilimsel çalışmalar önce beşlerimiz yaptık. Fulent'te çalıştık. İşte engellerin durumuna göre dediğim gibi zaman uzadıkça şurada zaman başladı ve burada 120 dakikaya geldi. Alt tarafta soğuk, üst tarafta daha sıcak akışkanı tutuyoruz. Gittikçe de soğuk suyu burada, soğuk suyu burada tuttuk. Ama şurada da hemen şunu belirteyim. Bizim bu sistemden kullanılan su miktarına göre şuradaki engelin pozisyonu bazen aşağı bazen yukarı konması gerekiyor. Bu bir problem çünkü evimizde biz her zaman aynı ayarda, aynı miktarda su kullanmıyoruz. Bazen daha kuvvetli, bazen daha yavaş, bazen 2-3 tane birden su açılabiliyor. O açıdan şimdi bu engeli hareketli bir engel yapmaya çalışıyoruz. Genelde 50 derece suyun yoğunluğuna sahip yoğunlukta bir engel. Dolayısıyla sürekli inip çıkan o su kullanımındaki değişmeden etkilenmeyen bir hale getirmeye çalışıyoruz.
Daha sonra baktık ya bu iş iyi bir iş, biz engel sayısını artıralım dedik. Fakat engel sayısını artırma biraz iyileşti ama o ilk baştaki engel pomayı da yani ilk koyduğumuzdaki gibi aynı performans alamadı. Nedir o? İlk engeli koyduğumuzda sıcaklık parçası böyle 20-25 dereceye çıktı ve bizim sistemden aldığımız su sıcaklığını 15-20 %15-20 civarında iyileştirdi. İkinci engeli koyduğumuzda sünnasyon değil gerçek değer %5-6 civarında iyileştirdi. Yani aynı oranda gitmedi. Dolayısıyla 3. 4. 5. koysak da şu üst tarafta sıcak su çıkışımız var. Burada bir şebekeden gelişimiz var. Soğuk su. Şunlar da kolektörden gelen ve kolektöre dönen. Özür dilerim. Haklısın. Sağ olun. Evet, yine burada da engellerin pozisyonları buradan da çalıştık. Dediğim gibi alt taraftaki mavi bölgeler, soğuk suyu, üstteki bölgeler ve sıcak suyu, bildiği bölgeler. Bu da bizim deneysel çalışmadaki öğrendiğimizle beraber. Şu içerisinde hiç engel olmayan tank, bir tane engel olan, iki tane engel olan tank. Ve dediğim gibi buradaki sistemleri saat 3'e kadar güneşin altına koyduk. Hepsi aynı anda, aynı oranda, aynı dış hava şartlarında ısındılar. Ondan sonra üzerlerini kapattık ve sistemden aynı debide, üçünün de aynı şeyde su almaya başladık. Ve şu sistemde dediğim gibi şebekeden gelen su hemen sıcak suya karıştığı için hızlı bir şekilde sıcaklık düşmesi meydana geldi. Şunda daha az bir düşmeyle daha uzun süre sıcak su. Bunda ise ona göre biraz daha uzun süre aldık. Burada enerjinin korunumu veya termodinamik birinci kanunlarına herhangi bir muhalefetlik yok. Birinde eğilimiz düz gidiyor, öbüründe biraz daha böyle dik gidiyor, öyle diyeyim. Dolayısıyla burada ablama ve hocamın tabiriyle kullanılabilirliğini artırmaya çalışacak. Geçen görevlerde çok da yapılmıyor. Sistemin niye benzeri var? Onlar da var, kullanıyorlar. Biz işte biraz iyileştirdiğimizi düşünüyoruz. Hocam, teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teknik detaya girmeden güneş enerjisi Türkiye'nin güneş enerjisi konusundaki fırsatları değerlendirecek noktalarından bahsetmek istiyorum. Tabii konu güneş enerjisi olunca belki bilmeyenler vardır. Öncelikle çalıştığım kurumdan biraz size bahsedeyim. Ben güneş enerjisi endüstrisinde çalışıyorum. Yaklaşık 31 yıl önce meclis kararıyla kurulmuş. Kurulma nedeni güneş enerjisi ya da güneş kaynaklı enerjiler konusunda lisans üstü eğitim ve ARGE faaliyetlerini yürütmek adı altında. İki ana bilim dalı var. Enerji ve enerji teknolojisi. Bunlar birbirlerine koordineli olarak çalışmakta. ARGE faaliyetleri konusunda neler yapıyoruz? Dört tane araştırma grubumuz var. Bunlardan ilki solar fotokimya araştırma grubu. Bu grup özellikle geleceğin güneş pilleri olarak adlandırılabilecek ve binalarda ışık yetişen yüzeyleri enerji üretken hale getirebileceğini sağlayacak boya esaslı güneş pilleri üzerinde çalışıyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir modül mevcut. Yaklaşık metrekarede 25 wattlık güç verebiliyor. Şu andaki performansı da %3 ila %4 arasında. Onun dışında organik LED'ler çalışılmakta, organik transistörler çalışılmakta. Organik LED'lerle ilgili hemen şunu söyleyeyim size, herkesin hemen vardır LCD televizyonu.
yakın gelecekte bütün televizyonlar organik ledli olarak karşımıza çıkacak. Bu ne anlamı ifade ediyor? Çok daha düşük enerjiyle çok daha yüksek performans ve kaliteyi bir arada sunmak şansı sağlıyor. Öte yandan güneş elektriği araştırma grubu diye bir araştırma grubu var. Bunlar ne yapıyor? Otonom ve şebeke bağlantı güneş pilleri üzerine, güç sistemler üzerine çalışıyor. Öte yandan güneş pillerinin son halini bize ortaya koyan güneş panellerini üretiyor. Aslında üretiyor demem doğru olmaz, monte ediyor demem daha doğru. Çünkü güneş panellerinde göze diye tabir ettiğimiz hücreler mevcuttur. Bu hücreleri bizim üretebilme şansımız şu anda yok. Dünyada da çok ciddi firmalar bunu üstlenerek gerçekleştiriyor. Biz sadece bunları ithal ederek belli bir teknik kullanarak modül haline getirme, yani monte etme şansını yakaladık. Bakarsanız işte ilk üretimimizi 14 Şubat 2006 yani Sevgililer Günü'nde ürettik. Türkiye'ye bir Sevgililer Günü hediyesi oldu bu. Ürettiğimiz güneş modülü ya da güneş paneli 150 watt gücünde. Buradan 36 volt ve 5 amper saatlik bir akım çekebilme şansımız var. Cihaz içerisinde eğer uygun gözeler bulunabilirse 200 wattlık güçte güneş pili üretme şansına sahibiz. Bir laminatör cihazı. Bu da ürettiğimiz güneş modüllerinden ya da panellerinden bir dizi 10 tane ürettik. Otoparkımızın üstünde kesintisiz güç kaynağının bir eklentisi olarak kullanıyoruz. Onun dışında biyokütle araştırma grubumuz var. Özellikle biyogaz, biyodizel üretiminde, biyoetanol üretiminde ve pirolizm konusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şekilde de gördüğünüz gibi, Abdurrahman Hocam da bahsettiği gibi, biyogaz üretiminde güneş kaynağını ciddi derecede kullanıyorlar. Onun dışında bir diğeri enerji teknolojileri araştırma grubumuz. Bu grupta özellikle güneş mimarisi konusunda, sıcak su hazırlama sistemleri konusunda, içme suyu ya da saf su eldesi konusunda, ötesinde gün ışığı gibi benzer konularda, güneş kaynaklı konularda çalışıyor. Isı pampaları keza, rüzgar türbinleri gibi çok geniş bir çalışma alanına sahip. Isı pompalı bir uygulama örneği. Sunuş programı ben 7 başlık altında topladım ama çok fazlası sıkmadan özellikle son 2 noktaya dikkatinizi çekerek bitirmeyi planlıyorum. Sabah da olsun, sabahki konuşmalarda da olsun, benden önceki konuşmalarda da olsun, diğer konulara ciddi derecede eğilimli. O yüzden çok fazla bu konuda yorum yapmadan, sıkmadan devam etmeyi planlıyorum. Yani burada belirtmem gereken bir nokta var. Zerrin Hocam ciddi derecede performans yönetmeliği ilgili bilgi verdi ama ben de bizi bağlayan noktalarıyla ilgili size çok kısa bir şey söylemek istiyorum. İşte 13. maddeye göre 1000 metrekare üzerindeki alana sahip binalarda merkez ısıtma sistemleri zorunlu kılınacak. Bu ısıtma sistemlerinin de güneş enerjisiyle desteklenmesi kaçınılmaz bir sonuç doğuracak. Yine keza 22. maddeye göre. Ötesinde yine 1000 metrekare üzeri kullanım alanına sahip yeni yapılacak binalarda ısıtma soğutma havalandırma ve sıcak su elektrik aydınlatma enerjileriyle ilgili çözüm projelerinin istenilmesi ortaya çıkacak. Hatta 20 bin metrekareye kadar olan binalarda 10 yıl geri ödeme süresi varsa bunların uygulanması, 20 metrekareden büyük binalar içinde 15 yılda geri kazanılıyorsa uygulanması zorunlu hale getirilecek. Bu ne demek? Biz temiz enerjiyi bina ya da yapı teknolojisinde ciddi anlamda kullanmalıyız, kullanmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Yalnız ben bütün metni okudum ama atlıyorsam düzeltin, hep yeni binalardan bahsediliyor. Mevcut binalar hakkında herhangi bir uygulama zorunluluğu ile ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Aslında bu yönetmenin belki de en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Çünkü bugüne kadar 8-9 milyon bina var, yani 16-20 milyon arası konut var. Bunların problemlerini gidermek üzere alınmış bir tedbir yok. Bununla ilgili esas bir altyapı çalışmasında bir zorunluluk kesinlikle gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Potansiyel konusunda çok fazla bir şey söylemiyorum ama bir fırsat anlamında şunu vurgulamak isterim. İşte teknik verileri hepimiz biliyoruz. Güneşlenme süresi 1640 saat,
Ortalama Türkiye'ye gelen güneş enerjisi potansiyeli 310 milyon saat. Bunu yüz ölçümüne çarparsanız 1 milyar gigawatt saatlik bir yıl bir enerji kaynağımız var. Nüfus yoğunluğuna 72 milyon, orada bir şey rakam yanlış kalmış, 72 milyon 990 bin kişi olarak kabul eder ve kişi başına tüketilen enerjiyle elektrik enerjisini 2700 kWh olarak hesaplarsak bize fayda sağlayacak güneş enerjisi tüketimin 5000 katı kadar bir özellik ortaya koyuyor. Bunu da alansal anlamda ifade etmek gerekirse, işte 2700'e bölerseniz kişi başına tüketilen enerji Türkiye'de 2 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Bu 2 metrekarelik alanla biz ne yaparız? Eğer bir kişinin tükettiği elektriği üretme anlamında kullanırsak, işte fotovoltaik pillerle %15'lik bir verim kabul edersek yaklaşık 13 metrekare alanda bunu sağlayabiliriz. Ya da yoğunlaştırılmış güneş güç santralleriyle %30'luk bir verimle 6 metrekarelik bir alan anlamına geliyor. Şöyle söyleyebiliriz, 4 kişilik bir aile ortalama 100 metrekare bir taban alanlı mekanda oturuyorsa, 4 kişi 52 metrekare ile ihtiyacını ya da CSP'ye göre ya da yoğunlaştırılmış güneş ışınlarına göre 24 metrekarelik küçük ölçekli yoğunlaştırılmış güneş ışığı santralleri de bunu sağlama şansını yakalayabiliyor. Yani çatılarımız bizim ihtiyacımızı sağlayacak şekilde ciddi bir alan yaratıyor. Yetmedi, binaların güney cephelerine, düşey cephelerinde bunu kullanma şansımız var. Ben burada onları bile değerlendirdim. Evet, yapılarda kullanım açısından güneş enerjisini 4 ana başlık altında topladım ben. Sistemler mevcut. Onların şurada genel bir tablosunu görme şansına sahibiz. Pasif sistemden ben şunu anlıyorum. Herkesin de bunu anlamasını bekliyorum. Pasif sistem deyince herhangi bir mekanik ekipman kullanmadan ihtiyaç duyulan enerjiyi üreten sistemler olarak benim aklıma geliyor. Ya da öyle biliyorum. Dolayısıyla mekanik bir ekipman bu işin içerisine girerse bu sistem aktif sistem olarak karşımıza geliyor. Pasif sistemlerde binanın kendisini öz kütlesini kullanabilme şansı çok yüksek potansiyeli var. Dolayısıyla bunu yeni yapılacak binalarda değerlendirmek anlamında ciddi bir avantajımız var. Uygun projelerde doğru kararlarla bunu uygulayabilme şansı çok yüksek. Değerlendirmekte de fayda var. Aktif sistemlerde de işte fanlı havalı ısıtıcılar akabinde kullanılan sistemler öncelik sağlıyor. Sıcak hava ve sıcak su kullanımı olarak dikkat alabiliyoruz. Hemen burada kısaca onlara değineyim. Sıcak hava kullanımında işte kullanılan sistemleri biz 6 farklı grup altında değerlendirebiliyoruz. İşte sıcak havanın direkt yaşanılan mekana iletilmesi bir sistem olabilir. Bu özellikle kışın, yazlıkların rutubetten arındırılması için bir çözüm olabilir. Yani çatıya koyacağınız basit bir havalı kolektörle elde taze havayı ısıtarak gün içerisinde mekana verdiği zaman rutubeti engelleme şansı çok yüksek. Öte yandan mekandaki havanın ısıtılarak tekrar mekana verilmesi şansı bizim için önemli. Apartman tipi uygulamalarda yapabilirsiniz. Özellikle mesela pencere altı kısımlara havalı kolektör yerleştirerek burada ısıtarak bir doğal sıcak hava üretme şansınız var. Onun dışında enerjiyi, ürettiğiniz enerjiyi depolayarak sistem içerisinde ilerleme şansınız var. Bu da yalıtım açısından zayıf olan binaların iyileştirilmesi için size bir avantaj sağlayabilir. Ve bunun dışında döşemede ya da duvardaki kanallar ayrıcalığıyla ısıtılan havayı da dolaştırarak ciddi bir enerji sağlayabilme şansınız var. Bunda da fayda 4-6 saatlik bir gecikmeyle ortaya çıkıyor ve bir ışınımla ısıtılabilme şansını bize doğuruyor. Hemen geçeyim bunlara. Hibrit sistemler olarak aktif pasif sistemlerin birlikte uygulamasını dikkat alabiliriz. Enerjinin depolanması, yarın hocaların, değerli hocaların bundan bahsedecekler, çok önemli bir konu. Binaların temel alanları aslında atıl alanlar. Biz oraya temelli, mütevazı sistem, radyo sistem yaparak kapatırız, öldürürüz orayı. Halbuki orayı bir enerji depolama sistemi olarak kullanabilme şansı var. Hatta mevsimsel enerji depolama şansını kullanabileceğimiz mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğru bir statik projeyle oralarda ciddi enerji depolama
bağlamları oluşturmak mümkün. O yüzden buna öyle bakmak lazım. Faz değiştirmeli enerjilerin de kullanılması fayda sağlar. Özellikle güneş enerjili kombilerin müstakil kullanılacak yapılar bazında söylüyorum. Güneş enerji kombilerinin kullanılmasında büyük bir fayda vardır. Ülkemizde ben rastlayamadım çok fazla uygulamasını ama yakın zaman içerisinde herhalde karşımıza gelecek. Nedeni şu, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir grubu var bu konuda çalışan, TASK 26 adı altında. 98 ile 2003 yılı içerisinde yaptıkları bir çalışma var. Buyurun hocam. Yerli üretim bazında kastediyorum aslında. Yani dışarıdan ithal edip de bunları kullanmak doğru değil. Madem bu kadar şimdi duayenim burada, bunların da burada üretilerek yerli bir katkı sağlaması, katkı değer sağlaması çok da önemli diye düşünüyorum. Bu demin bahsettiğim TASK 26 kapsamı içerisinde Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde bununla ilgili yaklaşık 20-22 tane pilot çalışma yapılmış ve çok ciddi sonuçlar elde edilmiş. Sonuçlarda kısmen güneş enerjisinin katkısı %12-15'lerde, kısmen %70'lere kadar varabiliyor. Ve yatırım maliyetleri katkı arttıkça düşüyor. Bu çok önemli bir şey. Sıcak su hazırlama sistemi konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Necdet Hoca çok geniş bilgi verdi. Ama burada önemli bir nokta var. Biz bunu ne için yapacağız? Ne için derken amacımız ne? Dolayısıyla eğer bir havuz ısıtma, bir sıcak su elbisesi ya da bir proses ısıtması ile ilgili bir sistem kurulacaksak kolektörü çok doğru bir şekilde seçmemiz lazım. Çünkü çıkmamız gereken kolektör sıcaklık, çalışma sıcaklıkları çok farklılıklar ortaya koyuyor. Ülkemizde de düzlemsel kolektör konusunda Necdet Hocam da çok ciddi bilgi verdi. Çok merdiven altı üretimlik var. Kalitesi konusunda herhangi bir sorgulama merkezi bile yok. Böyle de bir acı durum var. Yani bugün Türkiye'de üretilen kolektörlerin performanslarını ölçecek Türkiye'de herhangi bir birim yok. Şu anda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bununla ilgili bir birim kurma şeyinde. Elektrik işleri idaresi bazı çalışmalar yapıyor ama bunlar çok da ciddi değil. Bunları çok daha ciddi şekilde ortaya konması lazım. Yakın gelecekte herhalde çok daha önemli sonuçlar elde edeceğiz. Sadece performansları değerlendirmek de yeterli değil. Kolektörü her anlamda değerlendirmek çok doğru. Dayanımlılık açısından da değerlendirmek çok doğru. Ve bu testleri şu anda biz Türkiye'de gerçekleştiremiyoruz. Maalesef üreticilerimiz bunu Almanya'ya ya da benzer ülkelerine orada değerlendiriyorlar. Uygulama konusunda ben de Necdet Hoca'ya çok katılıyorum. Mimari çözümler açısından bizi zorlayan bir sürü problemler arıyorlar. İşte çatının birçok noktadan delinmesi, çatının suya karşı direnç gösterememesi gibi. Bunun yerine bir de benzer çok yakın iki tane binada örneği olduğu için bunu göstermek istedim. Kötü bir uygulamayla onun yerine çok daha efektif bir uygulamanın beraber birleşik olarak sergilendiği bir yer. Bunun yerine çok daha çatıyla bütünleşebilir uygulamaları yapmak mümkün. Yeter ki bunu isteyelim. İstemek başarmanın yarısıdır. Hepimizin bildiği gibi. Tabii hocam. Eğer böyle bitişik nizamda üretilmiş üstteki binalar varsa bir site bazında bölgesel ısıtma anlamında da bunu değerlendirmek çok önemli. Önemli dediğinize gelin isterseniz. Ama geçmeden önce sistemlerden bir tane örnek vereyim isterseniz. Bu proje kapsamında geliştirilmiş bir uygulama 300 metrekarelik bir kullanım alanı olan, ısıtma alanı olan bir yerde yaklaşık olarak 39 bin kilowatt saatlik yıllık bazda bir şey var, enerji gereksinim var. 5000 hatırladığım kadarıyla 5500 kilowatt saatlik bir ısıtma gücü sağlayabiliyor. Bu da yaklaşık olarak %13-14 arasında gelebiliyor. En altında yatırım maliyetlerine bakarsanız metrekare başına kullanılan kolektör alanına bağlı olarak metrekare başına 466 euro bir yatırım maliyeti geliyor.
Biblionun maliyetine bakarsanız bunu affedersiniz, devlete budak olan bir adam. Güneş enerjisini destek üretisi olarak kullanmak da çok önemli. Özellikle ısı pompaları da bütünleşik sistemler yapmak da önemli. Isı pompalarını birlikte kullanırsanız sadece onun ihtiyaç duyduğu dönemde destek halini sağlama şansını yaratabiliyor. Demin verdiğim örnek, biraz detay edeyim. 225 metrekare kullanım alanı, 1 kW gücünde kullanıcı olan 180 boilerli bir yapının ya da sistemin işte 20 tüplü vakum borusu kolektörüyle yaklaşık %18'lik hem ısıtma hem de sıcak suyunu tamamını aslında ama ısıtmayı %18'lik bir sağlıyor. Burada dikkat edecek bir istedikten 7 kW'lık boyutu. Bu da hemen hemen yapının ihtiyaç duyduğu enerjiye yaklaşık bir değerdir. Yani burada yapı ya da bina çok etkin bir enerji düzeyindedir. Yani bizim yapılarımıza bakarsanız 200 kW'ların üzerindedir şu andaki mevcut yapının. Bu 7 kW demek ki çok ciddi bir yalıtım yapılmış burada. Enerji korunumu üst düzeyde tutulmuş. Güneş enerjisi destek ünitesi, ısı pompasını destek ünitesi kullanarak yapmanın yanında bir de bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Özellikle toplayıcı, burada buharlaştırıcı eleman olarak kullanma şansını sağlayabilirsiniz. Bu da kompakt bir yapı size sunabilir. Ve bunu da çatınızda ya da mekanınızda değerlendirme şansınız var. Bu Arif Hoca ile beraber yürüttüğümüz bir doktora tez çalışması ile ilgili bir sistem. Bizim enstitümüzün çatısında. Yaklaşık 5 kW'a yakın bir gücü var. 55-60 metrekarelik bir alanın ısıtma ihtiyacımızı sağlıyor. 2,5 değerlerinde performans katsayısı şu anda belirlediğimiz rakamlarda bize sağlayabiliyor. Efektif bir sonuç elde edebilme şansınız var. Burada sistemde biz döşemeden ısıtma sistemiyle bunu kurguladık. Döşemeden ısıtma sistemiyle hemen bir şey söyleyeyim. Geleneksel döşemeden ısıtma sistemlerinin yanında çok daha yüksek döşemeden ısıtma sistemleri şu anda günlerde. Rehau bunların üreticisi radyan sistem olarak öngörüyor. Aslında yaptığı kolektörü çatıdan alıp mantığını ters çevirip zemine oturtmaktan başlayabilir. Kolektör toplaştı, bu yayar. O mantığı giderek daha efektif bir sonuç alıyorsunuz. Alttaki grafikte de yazılar okunmuyor ama normal sistemlerde verdiği çıktı 20 iken bu tip sistemlerde 30 gibi bir çıktı gücü sağlayabiliyor bize. Bu ne demektir? %33 daha fazla, daha az şey kullanabilirsiniz, malzeme kullanabilirsiniz. Destek var mı? Destek yani. Bir burada mı destek? Evet, heat pump sistemde döşemeden ısıtma sistemi bir kombinasyon olarak. Tamam. Öte yandan sizin de dediğiniz gibi bireysel kullanım yerine merkezi kullanımlar bizim için çok da önemli. Hatta bunlarla mevsimsel anlamda depolama yapabilme şansını da doğuruyor. Türkiye'de bilmiyorum uygulaması var mı? Çok fazla okumuz artmıyor ama Almanya'dan bir örnek verdim. İnşallah beklentimiz olur. İşte Almanya'da Stanford'da yapılmış bir uygulama bu. Ben hızlı şeylerine bakalım. Yaklaşık olarak yıllık 2300 megawatt saatlik bir güç var karşılıklı. Ve güneş enerjisinde bunun %50'si sağlanabiliyor. Hatta yıllık metrekare başına kullanılan kolektörlerden 377 kilowatt saatlik bir enerji kazanabildiğini söylemek mümkün. Öte yandan soğutma teknolojileri tabii hepimiz çok iyi biliyoruz ama burada ön plana çıkan bizim için kapalı çevrili absorpsiyon soğutma sistemleri. Bunlarda da eğer hava şartlandırma için kullanacaksak lityum bromür su çifti ideal. Gıda soğutma teknolojisinde kullanacaksak amonyak su çifti içerdiği için çok ideal. Türkiye'de bundan bir örnek vereyim. Ticari bazda uygulanmış ve hayatta olan bir örnek. Sayın Lokurlu tarafından geliştirilmiş, Solitar firmasının geliştirdiği Sarıgerli'de İber Otel diye bir otel var. Onun ihtiyacını karşılayan sistem. Aslında çift etkili bir sistem. Yazın soğutma, kışın da mekan ve havuz ısıtmaya yönelik bir tasarlanmış bir sistem. Çıkış sıcaklığı 180 santigrat dereceye kadar kolektörlerin performansı gözlenebiliyor. Kolektörler doğrusal odaklı, yani çizgisel odaklı. Parabolik kolektörler ve kendi imalatları. Burada gördüğünüz gibi. Sayın Okur sonunda biliyorsunuz bir enerjiyle ilgili bir ödül aldı. Cihazın performansı ile ilgili. Havalandırma konusunda da belki ileride bize
fırsat yaratacak bir konudan bahsetmek istedim. Güneş bacanağı var. Amaç ısıtarak mekandan havayı çekmeye yarıyor. Burada da bir diğer faydası da eğer ısıttığınız havayı bacağın üzerinden atarken bir rüzgar türbünüyle yani şey yapan yatay dönem bir rüzgar türbünüyle bunu tetiklerseniz elektrik üretebilme şansınız da var. O anlamda belki aydınlatma açısından size fayda sağlayabilir. Bilmiyorum bunun olması ne derecede olur. Elektrik üretim konusunda da şöyle bir kriter ya da kıstas var. Aslında elektriğin üretilebilir kabiliyeti yıllık ışığın miktarıyla ölçülüyor. O yüzden bu tabloya baktığımız zaman, ya da grafiğe baktığımız zaman küçük ölçekli güneş pilleri, şebeke bağlantılı güneş pilleri ve büyük ölçekli şebeke bağlantılı güneş pilleri Türkiye'de üretebilme şansımız hemen hemen her bölgede mevcut. Ama onun dışında özellikle yoğunlaştırılmış güneş ışığıyla elektrik üretilme üzerinde bir kurgu yapılacaksa burada çok sınırlı alanlar karşımıza çıkacak. Nereden gibi? O noktalara bakarsanız, resim bilmiyorum ne kadar net görünüyor ama sadece kırmızı bölgeler, koyu kırmızı bölgelerde bu şansı yakalayabilme avantajınız var. Onun dışında bunu değerlendirme konusunda belli başlı bazı handikaplar var. Bu handikapları geçmeden önce eğer güneş pilli elektrik sistemi tasarlarsanız işte Karadeniz bölgesinde Antalya bölgesinde herhangi bir tesis kurmaya kalkarsanız %33'lük bir fark karşınıza çıkar. Yani aynı alandan daha az enerji üretme ya da aynı enerjiyi daha fazla alan kullanarak üretme şansı ya da dezavantajı ortaya çıkıyor. Güneş pillerini biz dört farklı şekilde kullanıyoruz. Yani ondan ürettiğimiz elektriği bir doğrudan kullanabiliyoruz. Bir diğeri doğru akımda belki bir backup ünitesi olarak ya da bir kesintisiz güç kaynağı olarak kullanabilme şansı var. Burada 12.24.48 volt gibi seri akıma çıkartabiliyorsunuz. Bir diğeri alternatif akımda kesintisiz güç kaynağı olarak kullanabilme şansı var. Bir başkası da şebeke bağlantılı bir destek ünitesi olarak. Hızlı geçeyim. Kullanılan panellerde üretilen panellerde kullanılan piller açısından çoğunlukla tek kristalli ve çok kristalli sinkron gözeleri karşımıza çıkıyor. Hemen dün akşam baktım fiyatlarına. En düşük bunların watt başına maliyetleri 3 euro ile 3-11 euro arasında düşüyor. Amorf olursa bu 2.78 gibi. Bir de bizim en üstünde ürettiği boya esaslarda tabii şu anda daha ticari boyut olmadığı için bir rakam, bir maliyet rakamı vermek doğru olmaz. Burada işte gözelerden nasıl dizelediğini geçeyim burada. Hemen örneklerden verelim. Türkiye'deki büyük örneklerden. Eni Solar nasıl gerçekleştirdi? Teskokipa Marmara, Marmaris'in ve Kuşadası tesislerinin özellikle kasa üretilen, tüketilen enerjiyi, aydınlatmada tüketilen enerjiyi sağlayan bir sistem. Tamamını karşılayabilme şansı var şu anda. Enstitümüzde de buna benzer çalışmalar yapıldı. Biz de 26 kW'lık bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistemle tükettiğimiz enerjinin %50-60'ını sağlayabiliyoruz. Bu da yıllık bize 40.000 TL gibi bir kazanım sağlıyor. Küçümsenmeyecek, yatsınmayacak bir para. Nedeni de şu, devlet üniversitelerin elektrik parasını ödemiyor açıkçası. Biz de ödemediği için buradan kendimiz sağlamaya çalışıyoruz. Bir taşla iki kuş buluyoruz. Güneş pillerinin uygulaması açısından çok değişik örnekler var ama ben hızlı geçeceğim. Çatı elemanı olarak kullanabilme şansınız var. Çatı kaplaması olarak da kullanabilirsiniz. Cepheye gidirebilirsiniz. Cepheyi tamamen enerji ekranına getirebilirsiniz. Keza aynı şekilde atıl bölgeleri enerji ekranına getirmek açısından çok ciddi alanlar mevcut yapılarımızda. Buna değerlendirmekte fayda var. Bir asansörün ihtiyacını karşılayabilirsiniz burada. Ki deprem zamanında biliyorsunuz elektrik kesintisinde asansör içerisinde mahsur kalır. Bu tür kesintisi güç kaynakları da bunu çözmek ya bunu gidermek çok kolay. Eczane şekilde. Yine giydirme cephe ünitesi olarak ya da elemanı olarak kullanma şansımız mevcut. Elektrik üretimi konusunda da ülkemizde herhangi bir şey yok. Gelişmiş bir sistem yok ama bir şans var. Şöyle 2005 yılında
kalmış bir kanun var biliyorsunuz. Temiz enerjilerle elektrik üretimiyle ilgili. Yakın zamanda bunlarla ilgili lisans başvuruları açılacak. Bunda da çok büyük bir avantaj var. Türkiye'de bununla, bu konuda çok hızlı bir çalışma şu anda gözleniyor. Bir furi olacak rüzgardan sonra. Bunu yaparken de bir şeylere dikkat etmek lazım aslında. Pek atlanmasın diye altını çizerek söylemek istiyorum. Bu tür sistemlerle bir 3 santimetre tasarlanacak yapılacaksa 5 tane ana amaç var dikkat alınması gereken. Bölgeyi doğru seçmek, güneş enerjisi iklim değerlerini düzgün bir şekilde irdelemek, uzun dönem performanslarına bakmak, izleme modülünü seçmek ve proses parametrelerin optimizasyonu siz önceden ya bazı cihazlar kullanarak ya da bazı denemeler yaparak bunu elde etmeniz lazım. Burada da hızlı geçeyim. Sayın Başkan sürekli saatine bakıyor. Bölge seçiminde bizi zorlayacak bazı noktalar var. Burada işte bölgenin yıllık yağış miktarının düşük olması, bulutsuz ve sisli bir atmosfere sahip olması, hava kirliliğinin olmaması, rüzgar hızının çok düşük olması gibi kriterleri çok ciddi derecede ön almamız lazım. Elektrik İşleri İdaresi kendi sayfasında bununla ilgili bir çalışma yaptı. Türkiye'deki bu bölgelerin değerlendirilme potansiyelleri ilgili ve kullanılmaz alanlara bağlı olarak yaptı. Eğer sayfaya girip haritaları il bazında değerlendirirseniz çok az noktalar göreceksiniz burada. Hatta bazılarında belki de işte 100 megawattlık, 50 megawattlık santraller tasarlayacağız ama 1 megawattlık, 5 megawattlık santrallerle yetinmek konusunda kalacağız. Bu nedenleri ortaya koyan da kullanılmaz alanlar listesi. Ona bakarsanız işte yerleşim alanlarının 500 çevre koruma milli parkları 500 metreden yakın olmaması lazım. Arazinin çok önemli %3 eğilimden fazla olmaması lazım. Göl, nehir, baraj birbirine yakın olmaması lazım ve havalanlarda 3 km gibi mesafeden yakın olma şartı getiriyor. Bunda şu var, herhangi bir yanlış odaklama yaparsanız bir yeri yapma şansınız çok yüksek. Çünkü 100 katına kadar güneş enerjisini odaklayabilme ya da yoğunlaştırabilme şansı var. Değerlendirirken de güneş enerjisini şuradaki 3 tane ana maddeyi atlamamak lazım. Bölgenin güneşlenme süresi 2000 saatten az olmamalı. Ve metrekare başına yıllık 1500 kWh saatten az enerji gelmemeli. Ayrıca 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150'den aşağı olmaması kriteri gelecek. Bu ne sağlayacak? Birçok bölgede bununla ilgili ölçme çalışması yakın zamanda karşımıza çıkacak. Uzun dönem performansını atıp
Wi-Fi kısa dedi, zamanı açtığı için, yani diyor kısa oldu, insanların bir beklentisi oluyor. Beklenti gerçekleşmediği zaman daha fazla açıyoruz. Haklısınız Sayın Başkan. İşte ışık boyları ile ilgili ticari ürünler artık Türkiye piyasasına girdi ama yerli üretim konusunda hala bunda da sıkıntı var. Bunlara bir önce yaratılması lazım. İthal etmektense bunu burada üretmek çok kolay. Çünkü çok basit bir düzenek. Bir toplayıcı var, bir ışık iletim borusu var, bir de difüzör dediğimiz dağıtıcısından başka bir şey yok. Yani çok basit. Ben burada kendim basit anlamında bir tane örnek yaptım. İşte bir plastik ışık geçirgen bir küre kapağını kestim, toplaç yaptım. Plastik pimaş borusunun içerisinde alüminyum bir yansıtıcı yüzey oluşturdum. Bir tane de altına bildiğimiz kullandığımız plastik difüzörlerle öyle ciddi bir aydınlatma düzeyi sağladı. Tabii bizimki çok yüksek toplaç özelliğini göstermediği için performansı bunlara göre biraz daha düşük oldu ama bunda da ciddi şey yapma şansımız var. Örneğin bakın, yansıtıcı özelliğine bağlı olarak işte ışığı 20 defa yansıtsanız bile çok fazla bir kaybınız olmuyor. Bu açıdan yansıtıcı yüzeyin yansıtma katsayısı çok yüksek. 99.7 gibi bir değer çıkıyor karşınıza. Öte yandan 25 santim bir boruyla 6 metre uzunluğunda bile olsa 10-15 metrekare bir alana aydınlatma şansınıza da sahipsiniz. 3000 güven gibi bir ortalama aydınlık gücü sağlayabiliyorsunuz. 53 santimlik bir boruyla 40 metrekare bir alana aydınlatma şansınıza sahipsiniz. Hatta 15 metrekare bunu uzatabiliyorsunuz. Burada en büyük problem ışığın gücünü kontrol altında tutmak. Bunun için de basit bir çözüm getirmişler. Bir dimur koymuşlar. Dimur da işte bir ufak elektrik motoruyla çalışan bir butona bastığınız zaman 8 saniyede açılıp kapanabilen bir şey. İstediğiniz gibi güç kontrolü yapabiliyorsunuz. Bu da ona bir örnek. Çok basit şekilde. Eğer sunu yapacaksanız takviye şey yapabilirsiniz. Belki bu binada uygulama şansı var. Belki değerlendirmekte de bir fayda olabilir. Çatıya koyduğunuz gibi yan duvarlarda da kullanma şansı var. Hani bazıları diyebilir ya bu evin her tarafını nasıl kullanacağız? Yan duvarlardan da bunu delip geçebiliyorsunuz. Öte yandan bir başkası yoğunlaştırmış gün ışığı. Şimdi demin biraz önce bahsettiğim kısa mesafeler için aydınlatma düzeyi sağlayan sistem. Güneş ışığı değil de güneş ışığı mesela ışık ışığı çok farklı. Daha iyi olmaz mı? Hocam biz ışık modunu kullanıyoruz. Işık modunu kullanıyoruz. Ama burada kullandığın ikisini de kullanıyoruz. Burada ikisini de kullanıyorum ama ışığımı filtreliyorum. Biraz onu söyleyeceğim hocam. Ama şu güneş enerjisini bir noktaya toplayabilmek. Şiddetini arttırarak. Toplarken de işte hepsini piyasada bildiğiniz şeyler bunlar. Bilmediğiniz şeyler değil. Bildiğiniz uydu çanakları. Offset gibi uydu çanak. Onu kullanan ve piyasada satılan işte takip sistemleriyle ilgili motorlar. Bir de fiber optik kablo devletini sonradan müstür ettik. Deme çektik. 3 santim şeklinde. Yaklaşık 5 metre boyunda. O devletin olduğu şekli şurada gösteriyor. Mesela bu odadaki ışık. Sadece odadaki ışığı görme şansınız var. Filtreledik. Neden? Güneş enerjisi spektrumu, astronomi çok daha iyi. 3 bölgesi vardır. Tövbe, visible ve infrared bölgesi. Biz sıcaklıklarda soğuk ışık mantığı ya da felsefesiyle bu işi yaptığımız için özellikle ultraviyole ile infrared'i engellememiz gerekiyor. Bu yüzden de bir filtrasyonla bunu giderebiliyorsunuz. Isınma problemlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Eğer koymazsanız biz plastik fiber optik kablo koyduk. Hemen eriyor. Plastik kablo hemen erimeye başladı. İşte burada bilmiyorum. Görülebiliyor mu? Çıplak gözle buna bakma şansınız yok. Sizi geçici kör noktasına kadar da götürebilir. İzleme için dediğim gibi 3 nokta var. Sadece biz bir kart yaptık. Güneşi takip etmesi açısından. Mekan içerisinde de böyle etkin sonuçlar elde edebildik. 20 metrekare bir alan için çok yüksek düzeyde ışığım verdi. Bunu genele yaptığımız çalışmalar sonucunu değerlendirirsek ortalama Ocak-Haziran ayı içerisinde 250 ile 500 lükslük bu sistem içerisinde enerji sağlayabilirsiniz. Ve bunu 60 metre kadar aşağı indirebilme şansınız var. Özellikle metroların, maden ocakların ve sığınakların aydınlatılması için çok önemli bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Etkinliği çok yüksek, 170 ila 333 milyon kilovatlık bir elektrik düzeyine sahip.
Diğer lambalarla kıyaslamaya gerek var mı bilmiyorum ama ciddi bir fark olması var. Tükettiği enerjiyi de biz zaten çok düşük bir enerji tükettiğimiz sınıfta. Onu 5 watt güneş birliğiyle sağlayabiliyoruz. Aslında sistem aktif ama enerji tüketmediği için pasif olarak ödeyebiliriz. Fiyatı konusunda merak edenler için öğrenme yatırımı olarak lütfen bakın. Yaklaşık olarak 2795 liraya mal ettik. En büyük parayı da fiyatlık kablo demedi. Gördüğünüz gibi ortaya koyuyor. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlk dakika. Bitirdim. Çalışma var mı ya da çok? Yani, çünkü kayıtlara geliyor. Ne oldu ama
Evet, şimdi arkadaşımıza yanlış haber olmak istemem. Yanlış haberi düzeltin lütfen. Biz güneş kolektörlerini sabit bir açıyla yerleştiriyoruz. Ondan sonra sabah doğumundan akşam batıncaya kadar güneşin pozisyonu değişince bizim kolektörlerimizde verimleri değişiyor dedik. Şimdi benim orada verdiğim verimler, oradaki diyagramlara göstermiştim, günlük ortalama verimlerdi. Ne en yüksek verimleri ne de en düşük verimleri diyagramlara göstermişken, dünyanın üzerine güneş dik bir pozisyonda geldiği zaman elde edilen verim değerlendiririz. Ama günlük hayatta eğer kolektörümüz sabit de açığını yerleştiriyorsak, tabii oradaki o yüksek verimleri elde edemiyoruz. Ama şunu belirteyim, sabah güneşin doğduğu ve akşam baktığı saatler civarında ışığın hepsi varsa çok önemli bir şey değil. Ve bu konuyla ilgili olarak kolektörlerin trafik diye adlandırılan güneşe göre hareket eden sistemler kullanıldığında elde edilen ışığın miktarlarında maksimum %30-35 civarında iyileşme olur. Ama sabit açıyla yerleştirdiğiniz zaman da öğlen saatleri civarında bizim verdiğimizlerinde aşağı yukarı ortalama olarak yakalayabiliyoruz. Hocam, yani parabolik bir değişim mi var? Evet, evet. O konuda bir çalışma biliyor musunuz? Ya da var var, çok var. Yani şöyle, yani güneşi izleyen sistemleri yapanlar var ama bu sistemler genelde motorlu hareketli sistemler maliyet olarak astarizmden pahalı geldiği için teoride şey, laboratuvarlarda var ama uygulamaya girmiyor sistemler. Yok yani, uygulamada kimse kullanmıyor. Bu sadece ve sadece direkt güneş ışınından yararlanan sistemler için iki yönlü veya tek yönlü izleme yapılır. Diğer global ışınından yararlanan sistemler için gerekli değil. Müjdet Bey'in söylediği gibi siz onu eğer enleme eşit bir sıcak su sistemi için enleme eşit bir yerine yerleştirmişseniz sadece %35-40 oranında fark eder ki o da o sistemin yapılmasına değmez. Evet, buyurun senin. Sevgili Ali Gönül, ben Necdet Hocam'a bir soru soracağım. Bana sorma Necdet. Ben yanlış bir kişiyim. Necdet Hocam, siz o depolardan bahsettiğiniz içeride bir bölme yaptınız. Bu bölmenin malzemesi nedir acaba? Yalıtan bir malzeme olması mı daha iyi, üretken bir malzeme olması mı daha iyi? Bir de ortadaki o delik çapının da optimizasyonunu yaptığınız mı? Evet. Şimdi biz kullandığımız sistemde suyu altta tüketmediğimiz için normal çelik malzeme koyduk. Ama uygulamada tabii çelik değil de aslında çelik veya buna benzeri malzeme kullanmak lazım yani işler açısından. Malzemenin şöyle bir 4-5 milim civarında orada düzgün duracak kalınlıkta olması yeterli. Yani özellikle kalınlıkta bir ölçüde olması gerekmiyor. Çalışmalarımda bunu anlatamadım ama gerek o engelin tank içindeki pozisyonunu, gerek de ortasındaki boşluğun boyutlarını falan çalıştık. Oyunca kendine göre optimum ölçüleri var. Yani çelik malzeme. Çelik malzeme kullandık ama yani çelik dediğim gibi günlük hayatta pastırma çelik kullanan bir şey var. Sen çakı olarak söyledim, lütfen sor. Tamam hocam, sizden atmosfer dışında enerji toplayıp yoğunlaştırıp yani bizim ulaştırma yeni çalışmalarından bahsetmiştiniz. Bu NASA'da yapılan çalışmalar. Yani o zaman da atmosferden şey etkilenmiyor mu hocam? Böyle toplayıp insan geldiğinde gönderince veya buradan uçak geçerse... Biraz önce... herhalde o kadar belli bir bölgeler olacak ki bu kadar benim söylediğim gibi o ışınımın belli bir dalga boyundakini gönderecek. Nasıl diyelim ki 0.36 ile 0.78 mikron aralığıysa oradaki ışınımın en maksimum olduğu kısım belki de 0.45 ile 0.60 aralığını yansıtacak. Yani tamamı değil. Tabii ki. Buyurun hocam. Hocamın katkıları olacak. Belki Koray Bey'in çalıştığı konu değil ama bir konuyu burada açıklamasını evet, rica edeceğim. Sizin enstitünüzde yapılan bir çalışma. Bu fotovoltaik pillerde boya kullanılması ve sırtın içine hocamız bu kadar yürütüyor. Ama birazcık bize bilgi verin. Bunu sormamın da nedeni şu. Şimdi dünyayı yakalayabilmek için önümüzde bazı fırsatlar oluyor. Bu konuda bu fırsatın tamamen kendisi. Eğer genç arkadaşlarımız var, o konuda gerçekten nanoteknolojiyle içeren bir çalışma bu. Bazı arkadaşlar yoğun olarak ilgilenirse ve hazır yürüten Sıddık İçli gibi çok değerli bir hocamız var. Ona da bir bağlantı yapılabilirse Türkiye'nin çok şey kazanacağına inanıyorum. O nedenle ben bu soruda biraz bilgi rica ediyorum. Hocam aslında konum uzmanı değil. Ben inşaat mühendisiyim. Peki kısaca anlatayım. Şöyle kısaca anlatayım. Buraya esas organik bir substrat
sentezdeki en önemli yapı taşı olarak klorofil kullanıyorsun burada. Klorofil görevini öğren, kırmızı bir katman burada yaratılıyor. Şey ortamında, laboratuvar ortamında. Bunu titanyum oksit bir malzemeyle ve elektrotla kaplayarak güneş ışınında tetiklenmeyi sağlıyor. Şu anda zaten gördüğünüz hareket içerisinde güneş enerjisinden gelen ışının klorofil olarak katmanlarla şeyde yutuluyor. Bu titanyum oksit üzerinden geçirilerek bir gerilim oluşturuyor ve bu gerilimi siz kullanıyorsunuz. Gerçi milivoltlar mertebesinde şu anda ama boyar maddeler anlamında ciddi şeyler var. Farklı boya yapıları kullanmakta şu anda. Kimya ile ilgili olduğu için çok fazla bilmiyorum ama nanoteknoloji çok yaygın şekilde kullanıyorum hocam. Peki, teşekkür ederim. Abla Bey, buyurun. Seçtim çünkü öğleden sonra tüm arkadaşlar ve hocalarımız yemek yediler. Başka türler onları uyandırıp patlıcı yapma şansım yoktu. Değerli arkadaşlar da sağ olsunlar, yardımcı oldular. Bu arada tabii değerli hocalarımız, meslektaşlarımızın arasında konuşmak benim için gerçekten büyük bir onur. Şu anda basalım, zamanımız da eşleşsin. Evet, bugünkü olayımızda ısı pompaları üzerinde bir tur atacağız. Aslında bir sohbet edeceğiz. Yani ben bir şey anlatmayacağım, arada sizlere de bazı şeylerden fikir alacağım. Bu ısı pompaları nedir, ne değildir onlar üzerinde biraz bakacağız. Şimdi bu arada tabii bir anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Alpin Kemal daha söz benim teknik versiyede hocamdı. Nur üstünü yazsın. Çünkü ısı pompalarını ilk onda duydum.
Yani hatta tek üniversitede hazırlık okuduktan sonra ilk günde ders aldım tek üniversitede. Dedi ben Almanca bilene dedi ders şey vereceğim dedi. Test konusu vermek istiyorum. Talip olan var mı? El kaldırdım hocam ben talibim. Yalnız dedi bir şartım var. Haftada 3 günde de asistan gibi çalışacaksınız. Ona da varım dedim hocam. Dolayısıyla rahmet varlıyorum. Bu konuyla ilgili hocaları söylüyorum sadece. Osman Genceli Hoca nur içinde yatsın. Master jüründe vardı. Daha sonra hocamız doçentlik jüründe de vardı. Benim aynı zamanda kendisiyle ölçme tekniği kitapları okuyoruz. Muhteşem bir hocamdı. Nur içinde yatsın. Arif İler'i aynı zamanda ot düğüde diyeceksin bir ilişkisi var. Çünkü su pompası olur da egzerji olmaz mı? Biz bir doktora tezi çalışması yaptırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında konutlarda, sanayide, enerji egzerji verimleri ne oluyor? Onu yaptırdık. Onun çalışmalarından yararlandık. Bir de enteresan bir şeysi var. Baktım ki bugün bir dosya geldi. Benim doçentlik jürümdeydi. Yedekmiş. Bir konu geldi. Kullanmıyor diye bana yollamış. Şimdi ben de aynı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla rahmetle anıyorum. Diğer ikideki hocalarım tabii Nilüfer Hocam, Ahmet Hocam, değerli hocam olmasın. Allah onlara uzun uzun ömür versin. Dolayısıyla onlar da benim değerli hocalarım. Yani bunu duydum. Ben bugünkü olayda yok sizlere biz gel gururla. Sizler bizlerin baş tacısınız her zaman. Bu konuyla ilgili anladığım hocalarımı anlıyorum bugün. Yani daha bir sürü meslektaşlarımız da var. Konuyla ilgili. Aynı zamanda bir olacağımı burada tabii. Çünkü ısı bombalarına başladık. Ben 12 yıl oldu üniversiteye geldim. Ben daha önce 10 yıllık bir sanayi geçmişim var. Dediler üniversitede ısı bombaları üzerine bir tez yap. O zaman biz İTÜ'deki teorik adilik biraz şey yapalım. Uygulama yapalım. Bu arada Birol hocamız, bilmiyorum burada mı? Hocam dedim bana bir kitap lazım. Birol hocayı da tanımam daha önce de. İsmini duyuyorum. Hiç görmem. Bir yazı yazdım. O zaman kütüphaneden ısı pompaları üzerine müthiş bir kitap yolladım. Toprak kaynaklı. Türkiye'de yoktu. Teşekkür ediyorum. İbrahim hocaya teşekkür ediyorum. Çünkü bugün bir sistem size göstereceğim. Orada Kanada'daki bir uygulamayı anlatacağım. Orada 33 yıl sonra kurulan bir üniversite. Bir gecede 15 tane üniversite açılmıyor orada. 33 yıl gerekirse bekliyor. Oradaki konumuz ilintili enteresan bir uygulama var. Dünyada gelişim. Çünkü Kanada'nın en büyük, North Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın ikinci büyük ısı pompalı bir uygulaması. Sonrasında TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuşmam içerisinde bir TÜBİTAK projemiz vardı. Farklı bir ısı pompası uygulaması var. Genelde göreceli olarak fazla kullanılmayan ondan bahsedeceğiz. Şüphesiz TTMD'ye şükranlar borçluyum. Çeşitli toplantılarda bizi destekliyor, her zaman bize kapılarını açıyor Sayın Başkanım'a da. Bu çerçevede saygılarımı sunuyorum. Tabii tüm hekimhaneler Türkçe olarak atamadığım için özür diliyorum. Kısmen İngilizce o benim öyle merakımdan dolayı değil, düzeltme fırsatı olmadığımdan dolayı aklınıza sığınıyorum. Şimdi reklamlar bitti, esas birazdan konuya geleceğiz de. Şimdi ısı bombaları nerede? Ben bunu her zaman gösteriyorum, bunu iki amaçla gösteriyorum. Bakın değerli hocalarım hepsi burada. Cumartesi günü burada, işte öğretim üyesi bunu yapması gerekiyor. Üniversitede araştırma yapacak, sanayiye danışmanlık yapacak ve bilimsel kuruluşlarla temaslar bulunacak ve üç evin bağlantısını yapacak. Hocalarım burada. Diğer cumartesi bugün. Neden gezmiyoruz? İşte bu. Bu sayı artmalı. Bu sayı artmadığı takdirde Türkiye'nin ilerleme şansı asla olamaz. Fakat bunu da yapmak kolay değil. Neden kolay değil? Sağ tarafınızda eşiniz, sol tarafınızda anneniz, bir de yukarıda da dış etkiler. İşte bir Türk erkeği sandviç vaziyette. Yani bir Türk erkeğin bunu yapması ne kadar zorsa bu gerçek. Ve bunu da biliyorsunuz. Anadolu'da da yapalım o zaman. Efendim? Anadolu'da da yapalım. Valla ben biliyorum. Yani zorluğumuzu anlatıyorum. Sizler anlayışlı hocalarımız hariç. Ama Türk erkeğinin genel ilgini burada. Evet. Dış yani insanlar ya evlendim. Ne zaman çocuğun oluyor? Ha, bilmem adı Ahmet olsun olmasın Ayşe olsun. Yok babasına da olsun böyle yani gençleri bırakmasa. Benim bir arkadaşım vardı Amerika'da mezun. Yurt dışında güzel Boğaziçi Şeref öğrencisiydi. Geldi İzmir'in sayılı trilyonlarından yani. Abi ben dedi gidiyorum dedi Türkiye'den. 18 sene bir Amerika'da. Türkiye'de dedi önce dedi aileler evleniyor. Ondan sonra dedi biz evleniyoruz ve aile şeyinden dış dedi bu dış yerler yapıyoruz. Başka bir şey yapmadık. Anne, dişi. Dolayısıyla hepinizin bildiği gibi gelişmiş ülkelerin ana politikası bu. Üç elin balansını sağlamak. Bugün bütün gelişmiş ülkelerin politikası bir üç eyle özetlenebilir.
Biz hep bunları gireceğiz. Mobilya kim ortada? Efendim, ben deniz. Yani çok eski bir birkaç sene önce. Şimdi reklamlara bittik, konumuza dönelim. Bugün amacımızı anlatacağız. Giriş neden egzersi? Tabii termodinamik profesörü benim hocalarım burada anlatmak değil, bunu konuşmak zorundayım. Diyeceksiniz konumuzla ne alakası var? Müthiş alakası var, birazdan göreceksiniz. Ve bunu da artık bizim TTM'deki arkadaşlarımızın alışmak zorunda olduğunu birazdan daha da size ağır bir şekilde anlatacağım. Bu arada toprakla yani temel prensipleri biliyorsunuz, bazılarınızı geçeceğim. Ama burada önemli kısımları uygulayacağım. Tanıtımını yapacağız. Göz uygulamaları var. Daha sağlıklısı pompaları görece bir yeni bir konudur. O konu üzerinde biraz duracağız. Ve katkılarına bakacağız. Şimdi amacımız nedir? Kısaca öz olarak soracak olursa, ısı pompalarını hatırlatmak ve değişik uygulamalarını sunmak. Yani burada çok bilimsel şey konuşmayacağız. Çok fazla denklemler göstermeyeceğim. Onlara ilgi duyanlar olursa verebiliriz. Mesela bizim istatistikler verebilirdim. Onlar üzerinde çeşitli modelleme çalışmalarımız var. Bana belli ve değerleri verin. Ben size 2010 yılında, 20 yılında Türkiye'nin konularda, hangi sektörde ne kadar tüketeceğini hemen bir dakika içinde söyleyeyim. Yani belli sayıları söylediğiniz zaman bu tür modellerde de onlar da çok önemli. Isı pompalarındaki istatistik bilgiler veremiyorum. Bunları firmalardan alma zorunluluğum var. Firmalar saklıyorlar. O yüzden sadece bir tanıtım, anlaştık mı? Okey. Şimdi gelelim ısı pompası gülen bir yüz. Ne kadar güzel bir yüz değil mi? Hatta enerji şey var. EPA, Environment Protection Agency var biliyorsunuz Amerika'da. Diyor ki ısı pompaları, özellikle toprak kaynaklı ısı pompaları enerji verimi içerisinde en fazla çevresel açıdan katkı koyan gelişmiş bir teknoloji olarak gösteriliyor. Yani bir gülen yüz olarak karşımıza çıkıyor. Bunun zaten 3 tane sistemi var. Bir ısının çekildiği, daha sonra bir kendi ısı pompası cihazı var. Bir de ısı dağıtım sistemi var. Demek ki biz mühendis olarak ısı pompasıyla uğraşmayacağız. Isı pompası yanında ne yapacağız? Isı pompası birinci aşaması. Ben onu şöyle söylüyorum. Önce biz babamızı seçme şansımızı yitirdik. Ama kayınpederi doğru seçebiliriz. Kayınpederi doğru seçen de rahat eder. Kayınpederi doğru seçilmesi, ısı pompası cihazının doğru seçilmesidir. Ama kayınpederi doğru seçmekle yetmiyor. Onun diğer etkilerini alacaksınız. Isının çekildiği yer ve dağıtıldığı yer. Dolayısıyla biz mühendisler sistematik yaklaşım içerisinde olmamız lazım. İyileştirme her bir aşamada olmak zorunda. Evet, bunu da söyledik. Şimdi enerjileri ve teknolojilere baktığımız zaman bir sürü teknolojiler var. Bunlar dünya literatüründe yer alan tanınmış teknolojiler. Atık ısı kullanımları, ısı depolama, entegre fotovoltaik çatılar, hidrolik aydınlatma. Bugün konumuz çerçevesinde toprak kaynaklı ya da yer kaynaklı ısı pompalı ya da genel anlamda bir de ısı pompalı su ısıtıcıları var. Bunlar da aslında liste hesap mühendisleri için önemli açılımlar getiren bir olay. Bir ara buna kafayı takmıştık. Bu konuda detaylı bir bilgi yaptık. Uluslararası bir şeyde basıldı. İlgili arkadaşlar varsa verebilirim, konu içerisinde olmadığı için. Yani ısı pompalarının su ısıtmasının da biz mühendisler için önemli bir uygulama olduğunu ve bunların ilerleyen süreçte önem kazanacağını sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi ısı pompası dediğiniz zaman ben şunu anlıyorum. Isı pompası eşittir para. Ben onu anlıyorum. Isı pompası benim için para makinesi. Çünkü para basıyor. Siz bugün birazdan kıyaslama yapacağız. Evinize kalorifer yakacak vermişsiniz. Ben mümkün değil zannetmiyorum. Yani bugün evinde kaloriferi kullanacak kişiler çok zor olması lazım biraz sonra. Ama ısı pompaları bugün bunlara nedir? Seçenek olarak karşımıza. Efendim? Tabii belki. Aynen. Aynen olur. Şimdi dolayısıyla bu konuda çalışan firmalar var. Forma Arşe var biliyorsunuz. Alfabetik Isımaz Arşe var. Isısan Arşe var. RD Grup var. Fisman var. Çeşitli aslında şu anda Türkiye'nin geldiği özellikle toprak kaynak üzerinde konuşmak gerekirse çünkü onlar teknolojik olarak biraz daha özellikler arz ediyor. Enerji verimlilikleri çok daha yüksek. Bunlar üzerinde son zamanlarda firmalar başladı. Bu firmalar unuttuğum olabilir ama ana başlı çalışan firmalar bunlar. Mesela bu ısı pompalı üzerine Formage'nin yaptığı bir uygulama var. Kendileri üzerine bir uygulama oldukları belirtiliyor. Güzel bir çalışmaydı. Ondan sonra mesela bu ısı koran arkadaş, bu Çukurova Üniversitesi mezunu daha sonra gitmiş yurt dışına orada bir eğitim almış. Ve kendisi de aslında bu ısı pompasının suyla ilgili uygulamaları, otellerde sudan nasıl yararlanabilir, denizden, göllerden, onun üzerine de değişik çalışmaları var, uygulama yapıyor. Ondan sonra Fisman'ın da değişik birleşiğinde çeşitli uygulamaları var şeklinde gidiyor. Şimdi eksercileceksiniz. Onu bağlamak lazım. Çünkü
Bugünkü zaten konulara dikkat çektiğimiz gibi sürdürülebilir gelecek deniliyor. Sürdürülebilir kalkınma neyse gelecek. Bu sürdürülebilir kalkınmaya giden yol egzersizden geçer. Bu bir çalışmaydı. 69 sayfaya bir geniş kapsamlı bir literatür taraması yapmıştım. Dolayısıyla eğer biz ısı pompayla çalışacaksak, eğer biz binalarla çalışacaksak bu yoldan gitmemiz lazım. Neden gitmemiz lazım? Onu hemen görelim. Hatta sürdürülebilir binalar için Amerika'da aşağıda bir grup vardı. Birol hocamın özel gayretleriyle de kurulan bir grup. Mesela Amerika işte yavaş yavaş egzerciyi algılamaya başladı toplantılarında. Böyle bir grup var. Ondan sonra bizim ayrı bir grubumuz da var. 17-18 ülkeden oluşuyor Avrupa Birliği'nde. Bunlar da bu sistemlerle uğraşıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik günümüzün kodası. Arkadaşımız anlattı, Duran arkadaşımız onu çok güzel bir şekilde anlattı. Tabii öyle bir şey yapacaksınız ki bugünkü neslin ihtiyaçlarını düşüneceksiniz. Planlayacaksınız, bir de gelecek insanlara bakacaksınız. Ben ona şöyle diyorum. Bencilliği bırak, geleceğe bak diyorum. Yani sen anlamıyorum. Mesela Aşk'ta anlamında konuşuyorum. Aşk'ta bizim grup oluşturdu. 100'e yakın üyemiz var. Orada da bunu anlatırken yani bakın ama kabullendiler. Teknik grup oluştu. Birol hocam detaydan anlaşabilir. Ama bunun yanında Avrupa Birliği'nde bizim o şey de verelim. Göbeks grubumuz var. 15-20 ülkeden oluşuyor. Çok değerli katılımcı oldu. Avrupa bunu uygulamaya başladı. Isı kaybı hesaplarını da egzersize göre yapılıyor. Bizim mühendislerimiz bundan kaçar yeri yok. Bu bir iki sene içerisinde biz ısı kaybını egzersize göre yapacağız. Yok kaçar yerimiz yok. Almanya başladı. Hocam ben her zaman inandım, sizin yanınızdaydım. Ben egzersizi savunan bir insanım. Öyle ama bugünlere geldik. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Önemli bir şey olduğu için. Evet daha da güzel bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşların haberi yoktur. Enerji verimli haftası vardı. Biliyorsun 9001 kalite. 14001 çevre. 50001 enerji yönetim sistem standardı çıkıyor. 2010 yılı sonunda. Şimdiden söylemiş oluyor. 2 sene süremiz var. TSE ISO olarak çıkacaktır. Buna göre firmalar yatırımlarını, girişimlerini yapsınlar. Çünkü aynı komitesinde çalışıyoruz. Biliyoruz, gelişimleri takip ediyoruz. Ama hocamı destekleyeyim, şunu da söyleyeyim. Benim yorumum gelmeyecek. 20 sene sonra egzersiz yönetim sistemi standartı çıkacak. Biz daha sonraki gençler onu, belki bizim nasıl biz anış yaptık, biz de bugün hatırlayıp belki anarlar. Evet, şimdi bunu söyledikten sonra bunu bir hatırlatma olarak ben hep bunu koyuyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü ergisine baktığınız zaman bu olayları, İkisinin sıcaklıkları aynı, enerjileri ikisi de 100 kilojül. Ama sıcak suda ne yapabilirsiniz diyoruz, yemek pişirebilirsiniz. Ama bir akide ne yapabilirsiniz? Bir yeri tahrik edersiniz, çalışırsınız ve yararlı bir şeye dönüştürebilirsiniz diyoruz. O yüzden yararlı. Ve şimdi günümüze geldiğimiz zaman, ısıtma sistemlerine baktığımız zaman sıcaklıklarına göre, gidiş ve dönüş sıcaklıklarına göre gruplandırıyoruz. Ve hepimizin bildiği gibi, günümüzde artık moda 90 dereceler, 70 dereceler falan değil. Türkiye'nin bundan da kurtulması lazım. Düşük sıcaklıkta ısıtma sistemlerine girmesi lazım. O yüzden buraya baktığımız zaman biraz önceki ısı pompasını da gösterdim. Isı pompaları bu çerçevede düşük egzersiz ısıtma soğutma sistemlerinin bir müthiş uygulamasıdır. O yüzden ısı pompası ile egzersiz arasında bir ilinti vardır. Aksi takdirde tek başına bunu almanız mümkün değil. Ve bakın uzman toplantısı yapıldı. Alimoğlu hocamın da çeşitli grup, onların da diğer aneks toplantıları var. Bu aneksin başka bir tanesinde yapıldı. Ve ısıtma soğutma aslında olay şuna dayanıyor. Sizin vermiş olduğunuz sıcaklık, gidiş sıcaklığı, ortam sıcaklığına ne kadar yakınsa bu sistemler o kadar düşük egzersiz sistemlerdir. Isı konfor açısından da o kadar tercih eden sistemlerdir. Dünya artık bugün günümüzde düşük egzersiz ısıtma soğutma sistemleriyle uğraşıyor. Bunu söyledim. Hatta bu enteresan bir şey. Bu devre bugünkü konuyla ilgili olduğu için gösterme ihtiyacı duydum. Tabii etkin enerji bina tasarımı dendi. Ben diyeceksiniz yani Arif Hocam amacıysa adam. Ben diyorum ki etkin egzersiz tasarım bina bu. Enerji etkin tasarım bina demiyorum. Egzersiz etkin tasarım bina. Bunu da bugün duyun. İnternette arama yaptığınız zaman da çok fazla bir şey bulamazsınız. Bir iki tane bir şey bulabilirsiniz. Bu da yeni bir konsepttir. Bu konuda benim birkaç tane yeni bir şeyim var. Literatüre şu birkaç şey içerisinde önereceğim. Yeni bir performans gösterdiği kriterleri var. Yani binalar enerjiye göre değil, egzersize göre. Bu çalışma onu gösteriyor. Çünkü biz binada ısı pompasını ele alıyoruz. Isı pompasını da yalnız başına alamayacağız. Bu onun bir çalışması. Isı pompası bir parçası. Nereden başlıyoruz? Birinci enerjiden başlıyoruz. O yeni bir enerji olabilir. Fosil yakıttan da olabilir. Enerji üretildi.
enerji bir dönüşümü var. Dönüşten sonra üretildi. Üretildikten sonra depolanabilir, dağıtılabilir. Aşamalar sonunda ne eriyor? Isı pompasına geliyor. Sonunda da bina tabanına geliyor. Acaba sistemdeki bu kayıplar buradan başlayıp bina tabanına kadar nasıl cereyan ediyor? İşte bunların hepsini egzersizlik alan sistemlere egzersiz ettiğim tasarımlar denilebilir. Belki bunlarla ilgili standart da çıkacak %500. O da 20-30 sene sonra. Bu onu gösteriyor. Bir yaptığımız bir çalışmadan basıldı. Burada görüyorsunuz. Eğer binanızı enerji etkin açısından incelerseniz 300 lira kalırsınız. Ama binanız egzersiz açısından etkin olarak ele alınırsa olayı biraz daha farklı boyutta görebilirsiniz. Bu da başka bir çalışma. En son çalışmalarda. Burada da dediğim gibi sadece olayları saf enerji açısından ele almamamız gerekiyor. Bina kapına kadar cereyan eden olayları egzersizlik açısından ele almamız gerekiyor. Ve bunları kıyaslamalarını saf enerji performans göstergeleriyle değil, orada tıkanık kalırsınız. Egzersizlik performans göstergeleriyle kıyaslamamız gerekiyor. Dünya bunu önümüzdeki yıllarda yapacak. Bunu da ısı pompaları da gördüğünüz gibi bu şey içerisinde kalıyor. Bu süreç içerisinde. Buradan başlayıp buraya kadar. Bu da bir jeotermal ısıtmalı bir sistemdi. Konumuz zeynepleri olduğu için. Demel prensizlere bakacak olursak, bu benim hoşuma gidiyor aslında. Yani güzel bir kaynak. Aslında iki tane sıcak var, sıcaklık var yani. Sınırsız olan bir kaynaktan alıyorsunuz. Sınırlı bir kaynak veriyorsunuz. Ama burada gene Amerika'ya ihtiyaç duyuyorsunuz. Amerikan gücü gerekiyor. Dışarıdan ne yapıyorsunuz? İş veriyorsunuz. Olmazsa kendinden bu olayı gerçekleştiremiyorsunuz. Termodinamik bir kural var. Tabii bir de Sadi Carnot var. Onun çelini aşamıyorsun. Yani bir çıkardığı belli kurallar var. Diyor ki bunların üzerine de geçemezsin diyor. E şimdi Sadi Carnot. Sadi Carnot'un doğum yılı kaç? Bilen var mı? Dün enteresan bir şey okudum. Onu da birleştireyim. Konser vardı dün akşam biliyorsunuz. Müthiş bir konserdi. Mozart. Bilmiyorum Mozart'ın o şeyin hikayesini okuyan oldu mu? Dikkatini çekti mi? Sefillik. Yoksullukla kendisi ölmüştü. 35 yaşında ölmüştü. 35 yaşına 626 tane eser sığdırmıştır. Ama işte böyle maalesef bu da bir dünyanın gerçeği demek. Evet. Sivri 28 senede de konumuz elitini olduğu için Sadi Carnot'tan geliyor. Çünkü temel prensip bakın hepsini çıkardığımız zaman bunların yaptıkları yani 28 yaşında felaket işler yapmışlar ve yaptıklarını çıkardığımız zaman İşte Clausius, Bizzarani, bunlar hepsi termodinamikte her adım atmış kişiler ve hepsi de yaptığı bulursanız aradaki fark aldığınız zaman 28 sihirli sayısında çakışıyorlar. Biraz önceki Mozart'ın 35 sihirli sayısı gibi. Şimdi gelelim performansa. Şimdi ısı pompalarının performansı değerlendirme olduğu zaman genelde bizim takıldığımız olan şey COP. Su derdiyelerde COP'yi de karıştırıyoruz. Nasıl karıştırıyoruz COP'yi? Enerji efişisi, ratio dediğimiz enerji verimi yerine COP değerlerini yazıyorlar. Ve Türkiye'de de o işler acısı bir olay, onu da söylemek istiyorum, üzüntü de söylemek istiyorum. Bunlar 8-10 sene önce bu fuarda dolaşıyor, bize o fuar oldu. Bir sürü o zaman daha yeni Sayın Başkan'ın bu şeyler geliyordu. Yeni klima cihazları furyasının başladı. Bir sürü firmalar getirmiş. Affedersiniz beyefendi, sizin bu cihazınızın enerji verimi oranı nedir? Cevap alamadım. 4 tane firmaya sordum. Yok. Yani enerji veriminin oranı başka bir kalp. Küçümsemek için söylemiyorum. Cihazlar gelmiş, enerji veriminin oranı bildiğiniz gibi daha çok Amerika'da kullanılan soğutma için. Biz de ısıtma ettik kasayı, soğutma ettik kasayı istiyoruz. Amerika'da ısıtma, soğutma ya da enerji bir çıtır eşyola yapıyorlar. Tabii bu göstergeler de yeterli değil. Şimdi biz genelde bunların performansını değerlendirirken diğer göstergelerin bir ihtiyacımız var. Örnek, siz ne yaptınız? Bir tane Mercedes aldınız. Mercedes'i kapıda tutuyorsunuz. Senede çok az kullanıyorsunuz. Yani demek kullanım şeyleri de önemli. Yani sonuçlara bakacak olursak bu sistemlerin performansını değerlendirirken şöyle işte bir iki tane değil bunun yanında 12 hatta en altta da egzersizlik performans katsayıları var. Onları da göz önüne almamız lazım. Bugün biraz son üzerine duracağım. Genelde bu pek kullanılmıyor bizim meslektaşlarımız tarafından. Birinci enerji oranı. Onu biraz bakalım. Bir de tanım olayları sıkıntılı. Karmaşa bir sözcük zaten hep. Sözcük karmaşası var. Baktığınız zaman mesela bir toprak kaynaklı ısı pompanın tanımlaması 15 tane bir şey isim görüyorsunuz literatürde. Hangisini kullanacağız? O da tabii ayrı bir mesele. Şimdi birinci enerji oranı dediğimiz sağlanan yararlı ısı enerjisinin birinci enerji girişimi oranı.
Bu bizim için artık önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Etkinlikte CO pineri biliyorsunuz. O yüzden onun üzerinde durmayacağım. Enerji efficiency ratio ya da enerji verim oranı da biliyorsunuz. 3.4 çarpı işte CO pine çarpılan bir değer. Cins bir birimi var. Bütüğü bölü watt saat olarak geçen değişik bir şey. Genelde Amerika'da kullanıcıların yani 100 kilometrede araç kartrijde benzin yakarı biz düşündüğümüz zaman Amerika kullanıcı da bu sayıyı aldığı zaman o yorum yapan listeye çıkartılmış bir bilim sistemi, değerlendirme sistemi. Şimdi bunları da bildikten sonra esas burada bakacağımız birinci enerji oranıyla bu COP ile bunun sürücü verimi arasında bir köprü var. O köprüyü ele aldığımız zaman şurada bakacak olursa bu mesela çeşitli sistemlerde gaz tarifi ya da gaz tarifi mesela sistemlerde belli bir katsayılarla çarpılıyor. Dolayısıyla elektrik sürücülü ısı pompalarında örneğin bu 0.4. Yani sonunda elektriğin üretilmiş olduğu kaynağın türüne göre COP arasında çarpılan bir değer. Bizim için müthiş önemli bir değer. Neden önemli? Bunların kıyaslama açısından önemi var. Ve bununla ilgili olan standartlarda bu hazırlık içerisinde olan bir standart ısı pompaları üzerine ve buralarda baktığınız zaman bunların COP değerleri var. Bir de yanlarında birinci enerji oranları var. Yani önemli minimum değerler var. Maksimum değerler var. Dolayısıyla bunu kullanmasını bilmemiz gerekiyor. Mesela burada minimum birinci enerji oranı örneğin havadan havada 1.3 demiş. Elektrikli ısı pompasında 3.2 demiş. Gaz ısı pompasında 1.4 demiş. Bu şu anda devam eden bu konuda Avrupa Birliği'nde hazırlanan bir standartın bir parçası. O tabii etiketlendirme bilgileri var. Tabii yurt dışında da bunlarla ilgili alırken sanayicilerin uygulanması gereken olaylar var. Ve Türkiye'de de şimdi yeni enerji verimi yasasının kanunun çerçevesinde firmalar artık rastgele cihazını yapamayacaklar. Kağıt öyle yazıyor. Dolayısıyla bunların ne olacak? Minimum verimlilik değerlerini sağlamak durumunda. Bunlarla ilgili de çeşitli dünyada sınırlama değerleri var. Şimdi şu iki şey çok hoşuma gidiyor. Buna RIF dediğimiz bir olay var. Yani hava kaynaklı mı, toprak kaynaklı mı, hangisi daha güzel dediğiniz zaman buraya bakacak olursanız hava kaynaklı mesela -20 +20 şuradaki lifte bakacak olursak yer kaynaklara baktığımız zaman şuradaki lift daha az. Yani +10 -20'yi çıkarıyorsunuz daha az bir lift gerekiyor. Dolayısıyla yer kaynaklı sistemlerin diğer sistemlerden daha verimli olduğunu bu basit diyagramda anlamak mümkün. Isı pompasının performansını etkileyen çeşitli faktörler var. Onları göreceğiz. Şimdi bu önemli olayı söylerken bir de şunu belirtmek lazım. Şimdi toprak kaynaklı sistemler ülkemizde 11 sene oldu başlayalı. Yani yer kaynaklı, toprak kaynaklı. Görece olarak yeni sistemler. Tabii şimdi Amerika işin cilasında. Amerika diyor ki bu bölgede toprak kaynaklı ısı pompası sistemini kullanamazsın. Çünkü senin kullanacağın sistemdeki antifrizi buna uygun değil. Yani yerin altına biliyorsunuz borular döşendiği için borular içerisinde de antifriz kullanılıyor. Bu antifrizin özelliği buna uygun değil. Amerika'nın bu aleti de bunu kullanamaz. Yani biraz işin daha çok farklı bir yönlerine gidilmiş uygulama açısından. Şimdi bu enteresan bir şey. Çok eski bir şey. Japonya'da bir toplantıya katılmıştık. 2000 yılında Japonya'da. Bu jeotermal enerji toplantısına. O toplantı çerçevesinde o zaman bir inceleme yaptım. Bu arkadaşımız yani toprak kaynaklı ısı pompalarını uygulama anlamında ilk getiren arkadaş benim kişisel görüşüme göre bu. Ticari anlamda. Hakan arkadaş. Bu kendisi aslında teknisyen. İsveçli bir. Hanımı da İsveçli. Orada çalışıyor. Gidiyor su pompası kursuna katılıyor. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Ben de arada üniversiteye yeni girmişim. Arıyorum bir baktım fuarda gördüm. Aa dedim ne kadar güzel. İşte biz daha sonra bize bazı çalışmalarda destek verdi. Bugün nerede olduğunu merak ediyorsunuz herhalde. Merak eden mi? Arkadaşlarımla sohbet ederken gördüm. Bunu ilk başlattı. Tekrar İsviçre'ye döndü. Orada kendi işini oluşturdu. Yani böyle işte bu işlerde böyle. Ticaret olayları böyle. O ara bir tane bu Enterbasya diye bir firma kuruldu. O deprem süreçlerinde. O da uf diye gitti. Ondan sonra form aşağı halen devam ediyor. Şu anda bu konuda gerçekten iyi durumlarda. Fisman diğerleri gibi. Teba o da biliyorsunuz bu. O da satıldı en son bir şeye, bir firmaya satıldı. O da başka iş. Dolayısıyla sanki bu ısı pompaları bunlara uğur mu getirdi, uğursuz mu? Yani ben de bunu anlayamadım. Öyle bir şey. Bunları gösteriyor. Tabii şimdi dünyaya baktığımız zaman, şimdi her 5 yılda bir jeotermal enerji toplantısı yapılır.
2005 yılında biliyorsunuz Türkiye'de Antalya'da yapıldı. Ve bu Antalya'da işte Profesör Landman, Geocenter'in müdürü, bu arkadaşımız şey yapar, dünyadaki bütün verileri toplar, onları webdeb olarak yayınlar. Ondan sonra onun yapmış olduğu 2005 yılındaki veriye göre 1.300.000 tane dünyada olduğu çıkıyor. Bu özellikle toprak kaynaklısı pompalarının. Ve jeotermal enerji biliyorsunuz ikiye ayırıyoruz. Bir direkt kullanım var, bir indirekt elektrik üretimi. Elektrik üretimini bırakacak olursa direkt kullanımda ne vardır? Acı ısıtması olabilir, ondan sonra seralar olabilir. Bir de bunun içerisinde en fazla 5 içerisinde gelişmeyi gösteren toprak kaynaklısı pompalı olmuştur dünyada. Bakın 500 binden 1.300.000'e çıkmıştır. Bugünlerde tahmin ediyorum çok daha üst değerlere ulaşılmış vaziyette. Dünya böyle gidiyor. Şimdi bu da en son değeri aldık. En son 25 Aralık 2008 tarihli bir değer. Tabii %15 doğal gaz ucuzladı deniliyor. O son değerler alamadım. Bizim teknik yayıncılığın biliyorsunuz bir kaynağı var. Orada verilmiş. Buradan şimdi bize gelen olay şu. Biz şuraya bakıyoruz. Elektriğe bakıyoruz. Bizim derdimiz eğer sistem elektrik tarifliyse biz elektrikle ilgileniyoruz. Elektriğe baktığımız zaman o süreçte %218 pahalı. Şimdi bu %15 ucuz deyince diğerleri nasıl ucuzladı etkiyi bilemiyorum. Elinde öyle bir veri yok. Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani Siopis'in 2.2'den yüksek olan sistemler doğalgaza yakın. Şimdi jeotermal ısı pompalı sistemlerin Siopi'leri yüksek 4-5 civarları olabiliyor. Dolayısıyla bugün tartışması olarak yatırım maliyetlerini konuşmuyorum. Bu sistemler bugün şeyden yukarıda. Yani doğalgazdan da ucuz olan sistemler. Hatta yurt dışında Amerika'da utility kampanyaları, bu elektrik şirketleri bunları destekliyor. Çünkü peak ihtiyacı azalmasının önemli bir ölçüde şey sağlıyor. Katkı veriyor. Biliyorsunuz yurt dışında anormal teşvik mekanizması var. Kanada'da ve Amerika'da. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Geliyorlar, incelemeleri yapıyorlar. Orada iyileştirme yapıyorlar. Siz diyorlar buradan sağladığınız tasarrufu bize ay ay verin. Nasıl olsa farkını vereceksiniz. Türkiye'de daha bu mekanizma durumlarına maalesef gelemedik. Onu da bu şekilde belirtmek isterim. Isı pompaların yeri bu. Bu teknik şeyleri bırakalım. Yatay olarak olabiliyor. Bunları hızın geçeceğim. Spiral olarak döşenebiliyor. Düşey. Ha bir de şunu tabii söylemek lazım. Ondan sonra şeyi söylemek lazım. Bunların Abdurrahman hocamın da güneş enerjisi olarak destekli olarak söylendiği gibi bu sistemler desteklenebiliyor. Özellikle toprak kaynaklı sistemlerde en büyük sorun şey toprağa para gömüyorsunuz. Yani yaklaşık değişiyor işe göre %30-35'i bazen daha fazla bulabiliyor. Toplam ısı pompa sisteminde %30-35'i toprağa gelen ısı değiştirilene gidiyor. O zaman bunu nasıl azaltabiliyorsunuz? Ya burada güneş enerjisi desteklemesi yapacaksınız. Buradaki gibi. Biz bunu yaptığımız sistemde uygulamıştık. Ya da soğutma kulesindeki diğer olayda bunu uygulayacaksınız. Şimdi artık günümüzde saf ısıtma sistemleri yerine çeşitli ülkemizdeki değerli firmalar bunu yapıyorlar. Yani indeki toprak olmadığı durumlarda yoğuşmalı kazanlar ya da bir soğutma kulesiyle su çevrim ısı pompaları dediğimiz olaylarla artık bunlar ülkemizde uygulanıyor. Yani bu tür alternatif sistemleri ne yapmamız lazım? Göz önüne almamız gerekiyor. Bu da onun şeysi. Şimdi bunların tasarımına baktığımız zaman tasarım tabii işi en son konuşmamda bitişinde söyleyeceğim ama tasarımı bir ekip işi sonuçta. Ama maalesef bizim ülkemizde biliyorsunuz önüne mal yalan Mimar Sinan. Yani her Mimar Sinan'dan çok. Gerçek Mimar Sinan bir tane ama malalı Mimar Sinan çok. Şimdi bu işin jeolojik yönü var. Bir sürü yönleri var. En son konuştuk. Bir ekip işi. Şimdi bir yoğunluk diyorsunuz. Toprak kısmı bir uzmanlık. Mesela biz genelde yoğunluk dediğimiz zaman bir iki tane yoğunluk biliyoruz. Ama bu işte bir geniş baktığınız zaman bir bakıyorsunuz toprakla ilgili asla kadar ben biraz uğraştığım için 5-6 tane yeni yoğunluk tanımları çıkıyor. Bu yoğunluk tanımlarına ve bu uygulamalara göre bunların özellikleri değişebiliyor. Burada çeşitli diyagramlar var. Ben çok teknik şeyler vermek istemiyorum. Belli mesajları vermek istiyorum. Sunuş orada zaten kayıtlı. İsteyen arkadaşımız alabilir, yararlanabilir. Oradan detaylı olarak daha sonra bakabiliriz. Şimdi bunların tabii zemin etkileri var, toprak etkileri. Çeşitli şeylerle hesaplamalar yapılabiliyor. İşte belli zeminlerde vakfın mehmetli değerleri. Bunlar tabii yaklaşık. Bir de şöyle soru sorabilirsiniz. Hocam anladık da bunların tasarımında özellikle toprak kaynaklar daha popüler olduğu için onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o diğer kısımlar daha basitçe. Tasarımda bunların yapılan olay bir yaklaşık bizim
basit kurallarımız var. Hani bakarız buraya. Tamam, burası kaç metreküp? Şu kadar. Bir kilokalori de hemen deriz ki buraya şu kadar. Onun gibi ısı pompasının bir metresinin vermiş olduğu kapasite değerleri var. Yani hiç hesap yapmadan bir baş parmak kuralıyla hemen belirleyebilirsiniz. Birinci bu. Onun yanında 3 tane de ayrı kısa formüller hesapları yapılan uygulamalar var. 3 tane ayrı bir formülasyonları var. Ama bugün profesyonel firmaların gerek FISMA'nın gerekse Formaşe'nin ya da diğer firmaların yaptıkları yurt dışından getirilmiş olan şeyler var. Programlar var. Yazılımlar var. Bu yazılımlar kullanılarak doğrudan tasarımlar yapılıyor. Ama bizim mühendis arkadaşların ön bilgi için yapması gereken tasarımlar için burada hesaplama ve grafikler yararlanabilirler. Şimdi bunların yapısıyla ilgili bir metodoloji de var. Çünkü tasarım sadece mühendislik bombasının yapılması değil. Nereden başlıyor? Yapıdan başlıyor. Mimari proje. Dediğimiz gibi mimarlar zaten parçanın önemli. Olmazsa olmaz. Mimari projeye göre yapının yerleşimini zondan ayrılması, her bir zonu skaydan çıkarılması, iklim verileri, tabii iklim verileri de önemli. Ahmet Hoca'nın o konuda yaptığı gerçekten güzel bir çalışma var. Biz de kullanıyoruz. Aynı zamanda TTM olarak basılmıştı. Çok kıymetli bir kaynak. Çünkü veri o kadar önemli ki siz sıcaklık alacaksınız. 1 derece, 2 dereceyi başta doğru seçtiğiniz zaman olay bitiyor. İzmir için bizim genelde makine mühendisleri odasını çıkardı. 0 derece alınıyor yıllardan beri. Ama hocam sizin yaptığınız yanlış hatırlamıyorum. 3 diye değil öyle bir değerlerde yaptığınız çalışmalarda. Baştan bir kere doğru bir tasarımı, doğru bir veri aldığınız zaman 3-4 derece başta kazandınız. Yani o yüzden bu şeyler çok kıymetli TTM çalışması çerçevesinde. Arkadaşlar onu edinmesine yarar görüyorum. Bayağı Türkiye güzel bir şekilde taranmış. Şimdi o verileri alacaksınız. Buna göre bin aralık değerleri çıkıyor. Ona göre tasarımları başlıyor. Yani aslında yol o kadar kolay bir yol değil. Yani aldım hesapladım olayı değil. Eğer doğru sonuç almak istemiyorsa. Böyle giden bir aşamaları var. Bunu anlatmam şimdi uzun sürecek. 3 ay 1 dakika sürecek. Zerrin Hocam da izin aldım patent olarak. Hocam dediniz 3 ay dediniz. Ben de 3 ay 1 dakika söyleyeceğim. Çünkü çok hoşuma gitti. Dolayısıyla 3 ay 1 dakika bugün zamanımız olmadığı için kusura bakmayın. Sadece metodolojisinin olduğunu bilmek ve bunun uygulanmasını ciddi bir zaman istediğini bilmek lazım. Bunun belli kriterleri var. Tabii özellikle toprak sistemlerle uğraşırken akışkanı giriş sıcaklığı dediğimiz sıcaklıklar var. Onların çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Tasarım içerisinde belli çalışma olması gerekiyor. O standart değerler var. Buradan göreceksiniz. Eğer bunlar düşeye konduğu zaman kaç metre aralıklarla konması gerekiyor. Vesaire değerleri var. Burada da hesaplama mantığı. Ben esas adede geleceğim için yararlanmak istiyorum. Buradan yaklaşık hemen hesabını yapabilir. Şimdi performansına geleceğiz. Performans çok önemli. Şimdi biz tabii Güneş Enerjisi'ne geldiğimiz zaman o projeyi yaptığımızda bu tesisi kurduk. O örneği çok hoşuma gitti. Hep veriyorum. Sonra bizim mesleğimizde yine duayen bir abimiz vardır. Vansan'dan Özden abi, Özden Ertöz. Gerçekten bizim mesleğimizde duayen abilerimizden biri. Pompalar konusunda. Geldi. Ben de sanayiden tanıyorum Özden abi. Arif dedi ya sistemi çok güzel yapmışsın ama bu pompa ne böyle? Acayip bir büyük pompa. Dedim doğru söylüyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama elimde öyle bir pompa buldum. Üniversite, ben sanayide onu çalışırken 15 dakika diye. Ama üniversitede onu bir ayda yaptırabildim. Çünkü altında eleman var. Bilmem ben de hani o zorlukları hocamlara çok hak veriyorum yani. Kolay üniversitede iş yapmak. Bütün zor. Para bulamazsın, insan bulamazsın, şey yapamazsın. Abi dedim öyle oldu yani. Ondan sonra dedim bir de bunu kıyaslayacak değer yok. Daha sonra bir araştırdık tabii işin içine girince, bir hocamdan da o kitapla gelince bir baktık ki bunlarla ilgili mesela böyle bir gösterge var. Pompalı ilgili. Bizim yaptığımız pompa en kötü pompa çıktı. Yani şurada, şunun da üzerinde 40 mi, 50 mi çıktı, SSR mi çıktı? Ama gene onun yayını basıldı. Çünkü yine girişimin basılması için iyi olması şart değil. Kötünün nasıl iyi olacağını açıklanması da bir önemli bir olaydı. Ve dolayısıyla şunu bilmek lazım. Bu çeşit şeyler uygulanabilir. Çünkü ısı pompa sistemi ana bileşenlerde oluşuyor. Sirkülasyon pompasının bir kere güç içerisindeki dağılımının doğru olması gerekiyor. Onun bir kriteri bu. Bu yaşadığımız olayı anlatmak istedim. Su giriş sıcaklıkları önemli olan belli dereceler var. Bizim genelde İzmir'de yaptığımız sistemde 20 metrede yaklaşık 1 derece bir sıcaklık değişimi geldi. 50 metrelikti bizim Türkiye'de üniversite bazında kurulan sistem. Ege Üniversitesi'nde kuruldu ilk olarak. 50 metre olan düşey olarak konuşuyor. Düşey 50 metre. Orada mesela biz 2,5-3 derece sıcaklık elde ettik. Ve sistemde gayet
şeydi, iyiydi yani. Sonra pompaları değiştirdik, olayı değiştirdik. Performans değişti. Yani burada anlatmaya çalıştığım olan, bu sistemini aldığımız zaman önce bir topraktaki kullandığımız ısı dağıtım sistemindeki boruların, işte ısı çekme boruların düzgün tasarlanması. İki, kullanılan sirkülasyon pompasının verimli olması. Üç, ısı pompasının kendisini uygun şekilde verimli olması. Ondan sonra dağıtım sistemi yapıyorsunuz. Bir de onu kötü seçerseniz, dolayısıyla bizim toplam sistem verimli dediğimiz her bir verimlerin yani çarpımlarından oluşan bir toplam sistem verimliye gitmeniz lazım. Mesela Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan biri şeyler alınıyor, soğutma kuleleri alınıyor, şeyde soğutma cihazları alınıyor Sayın Başkanım biliyorsunuz. Ekipman çok verimli. Bir bakıyorsunuz CO2'si gayet yüksek. 5 olsun, 6 olsun. Ama yanında kullanılan yardımcı ekipmanlara bir bakıyorsunuz alıp götürüyor. Dolayısıyla yani sizin oradaki tek bir sistemi değil, bütün bileşenlerin analizin yapılması gerekir. Bunun şeysi, bu aynı zamanda sizin orada var değil mi hocam bu test cihazı? Halim hocamdan orada var. Bunu da birbirinize sunmak istiyorum. Çünkü bunların önce ne yapılması lazım bu toprak sistemlerinin? Düzgün performans testlerinin de yapılması lazım. Belli kapasitede olanlar için deneme şeyleri açılıyor. Kuyuları açılıyor. Ondan sonra bu işe girişiliyor. Bu da birbirinize sunmak istiyorum. Bu üniversite kazıldı ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yapıldı. 86 yılında. O zaman ODTÜ'nün olanakları çerçevesinde yatay olarak yapıldı. 99'da Atatürk Üniversitesi'nde kısmen yapılan var. Sonra 2002 ve şu anda Türkiye'de üniversitelerde çok yaygınlaştı bu. Çoğu üniversitede olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim yaptığımız sistemdi. Daha sonra biz bu sistemden aslında ilk başta iki odayı ısıttık, soğuttuk. Ondan sonra buna şey bağladık. Sera bağladık. Sera'da hıyar yetiştirdik. Kusura bakmayın teknik adı hıyar oluyormuş. Salatalık değilmiş ya, öylemiş. Hıyar. Hıyar yetiştirildi. Ondan sonra entegrasyon yaptık. Kurutma bağladık. Bir kurutma oldu. Yani ısı bombaları sadece bizim tezat artık mühendis arkadaş söylemek istiyorum. Sadece bina ısmak soğutmak için değil. Yani aynı zamanda çeşitli varyasyonlarla diğer şeyi de yapabilirsiniz. Bu bizim kurduğumuz. Ha bu da enteresan bir olay. Onu da söylemek istiyorum. İşte bizim o zaman ser olarak kurduğumuz ve hıyarın ilk frizlerinin alındığı süreçler. Burada da analiz yapmıştık. Gün içerisinde konuşulduğu için belirtmek istiyorum. Şimdi bu sistemleri değerlendirirken ekonomik analiz yöntemleri vardır. Hepimizin bildiği gibi. En basit yöntem geri ödeme süresi. Kârlı şey göreceksin. Sağlıklı tasarrufları. İşte ben bir baca kazanı cihazı aldım. 10 bin lira. Ama ben bunu kullandığım zaman kazanma ayarında iyileştirme yaptım. 5 bin lira tasarruf sağladım. Her senede 1000 lira bunun bakımı olduğunu düşün. O hesabı hemen gördüğünüz zaman işte 2 yıl ya da 2 ay 3 ay neyse. Bu yeterli değil. Eğer ısı pompalı sistemlerini geri ödeme sistemine göre hesaplayıp kıyaslarsanız bu sistemleri siz atırsınız. Burada hangi yöntemi uygulayacaksınız? Günümüz hepimizin bildiği gibi yaşam ömrü boyu sistemleri. Yani ekonomik analiz olarak belli bir life cycle dediğimiz olaylar olmamız lazım. Hatta life cycle enerjetik analizler olduğu gibi egzerjetik değerlendirmeleri de var. Bu başka cins bir çalışma. Daha sonra bu çalışma hoşuma gitti. Geçenlerde bir girdim. Aşre'de yani reklam yapmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Aşre'de basıldı Amerika'da. En fazla şey almış. Yani giriş çıkış almış. Tesadüfen yani orada bir akçe diye. Burada enteresan ki bu da analiz bir yöntemi. Aydar Hocam da konularda enteresan çalışma yapıyor. Analitik hiyerarşik proses dediğimiz yöntem. Yani bizim mühendisler olarak değişik yöntemleri uygulamamız lazım. Burada yöntem uygulandı. Yaşam ömrü boyu analiz yapıldı. Bir de ona göre öncelikler belirlendi. Diğer bir olay dediğim gibi genetik algoritm modelleri. Yani bizim bu tür teknikleri kullanıp ona göre ne yapmamız lazım? Analizleri yapmamız lazım. Bu sistemin bir göstergesi. Gerçekten enteresan bir çalışma. Kuleler var. Şimdi biz tabii ısı pompalarının diğer uygulamaları hepimizin bildiği gibi diğer çiz uygulamalarından biri de karların eritilmesi. Biz bunu yıllar önce merak sardık. Karlar şarkısı vardı o zaman. Dedik bir de biz bu karlar şarkısını nasıl bilimsel uygularız? Karlar eritiyor dünya dedik. Ve bunu göstermek istiyorum. Dünya bakın karlar eritiyor. Yani ülkemizde çeşitli şeyler uygulanıyor. Öyle ticaret merkezleri var. Yani bakıyorsunuz ne kadar güzel. Önü tertemiz. Hiçbir problem yok. Burada Çin'de uygulamaları var. İşte bu yol berbat yol. Fakat burası bu toprak kaynaklı ısı pompaları, ısı değiştirici boruları buraya döşenmiş. Şimdi gelelim şu uygulama. Bu da cins bir uygulama. Bunu özellikle örnek vermek istiyorum. Kanada'daki University of Montreal School of Technology.
Ben orada bana bir sene yakın civarda kalmış konuk profesör olarak. Orada gittiğim zaman merak sardım. Dedim madem bu üniversitedeyiz, bu sistem nasıl stresi oturuyor? Ben gittiğim zaman öyle bir merakım var benim yani. Dolayısıyla bir baktık ki tesadüfen Kanada'nın en büyük ısıtma soğutma sistemiymiş. Isı pompalı. Şimdi bunu biraz destek olursak, dikkatlerse 372 adet şey var. 200 metre derinliğinde ısı değişicisi var. Ve tabii şunu da söyleyeyim, bizi ilgilendirdiği için özellikle Sayın Başkanım bugün özellikle vurguladı yalıtım olayı. Bina Ashley'in yalıtım şeylerine göre R2000-R3000'e yani bir şeyden dolayı da ödül almış. Son derece şey. Yani o anlamda süper bir yalıtım olayı. Ve bakın 200 metre ve 372 adet uyum ve buralarda soğutma aynı zamanda da yoğuşmalı kazanlar tabii. Artık yoğuşmalı kazan olayı zaten tartışmasız. Yani Sayın Başkanım bu artık yasada bizim var mı böyle? Yani Türkiye'de mesela İngiltere'de bildiğime kadar yoğuşmalı kazan dışında bir kazan kullanılması yasak. Türkiye'de çıktı mı Türkiye'de de? Tamam süper. Ben bu aralık çıktı gayet güzel. Şimdi orada da yoğuşmalı takviye yapıyor ve 80 bin metrekare 7 bin kW'lık bir güç var. Bu sistem ısıtılıp soğutuluyor. Bunu merak etmek için belki tasarım değerlerini merak ediyorsanız yani mesleki açısından, ilgi açısından giriş çıkış sıcaklığı 41.3-52. Kaynak mesela ısmada 9.3-5.6. Kanada gibi. Yani Kanada gibi dediğimiz yer sıcaklığı söylemek gerekirse ben bin çizgi falan kitaplarda okumuştum bu hocam. Kuşlar da çok daha deneyimler bilirler. Bu rüzgar etkisi. Yani 30 bizdeki şey -32 oluyor, -39. Yani o Finch'in etkisinden dolayı burada sıcaklık genelde -30-35 olan yerdeki uygulamadan bahsediyoruz. Genelde o durumlarda eleştiri alırız. Ya Erzurum'da işte sıcaklık bu kadar. -30 kusurlar uygulandığına göre sizler kendiniz değerlendirin. Burada giriş ve soğutmada bunların kapasite değerleri var.